Anlamak için soran program Gerçek Fikri'nden herkese merhaba. Gerçek Fikri'ne de geçen hafta başlayan 100. yılda yeni sivil anayasa konusunu bu hafta yine çok değerli 3 isimle masaya yatıracağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Tahsin Efendioğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Ersoy Kontacı. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olunuz. Kırmayıp katıldınız, geldiniz. 100. yılda yeni sivil anayasa başlığında geçen hafta İstanbul'da 3 değerli bilim insanıyla bir program yaptık. Bu hafta da sizlerle bu konuyu konuşacağız. Hemen hızla şuradan başlamak istiyorum. Sayın Efendioğlu, size başlayayım. Şimdi bu yeni anayasada neler olmalı kısmına geleceğiz, konuşacağız. Bu anayasa nasıl yapılmalı? Dünya örnekleri neler? Bunları da konuşacağız ama öncelikle yeni bir anayasaya Türkiye'de ihtiyaç var mı sorusuyla başlamak isterim. Çünkü sizin meslektaşlarınız arasında da, hukukçular arasında da yeni anayasada olmak zorunda değil diyen görüşler de var. Bir yeni anayasaya ihtiyaç var mı? Varsa neden? İhtiyaç var çünkü bu bir darbe anayasa. Sevşiye'den önce 82'de yapıldı. Yapılışı çok meşru olmadı. Gerçi %90 üzerinde bir referandumla kabul aldı. Ama o zamanki durumlar, biz yaşadık o zarflar, oy vermeler. Yani verdiğimiz zaman oy zarfın renginden belliydi. Hayır mı, evet mi vereceğimiz oradan itibaren. Bir de danışma kurulundaki seçimle gelmedi oradaki insanlar, atamayla geldiler. Dolayısıyla yapılış şekli, yani demokrasi esaslarına uygun olmadı. Bir de vatandaş korktu. Eğer ben buna hayır dersem sık yönetim geri gelecek. Herkesin böyle bir inancı vardı. Yani bir dışarıdan dayatmalı bir demokrasi anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yapıldığı günden itibaren de çok tartışıldı meşruiyeti. 10 yıl filan sonra başladı bu tartışmalar. Yani 92'lerden yeni bir anayasa yapalım, bu iyi değil. Fakat tabii bu hemen de, yani bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulamadı gerçi, ama anayasa değişmeleri oldu. Şu ana kadar malum 19 kez anayasa değişti. Ama 2003 senesinde meclis bu işe el koydu. Anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Orada da malumunuz her 4 tane grup vardı mecliste o zaman. Her birinin 3'er tane milletvekili vardı. 12 kişilik bir kurul. Fakat partiler arasında hiçbir ayrım yapılmadan herkes 3 milletvekili verdi. Her partiden 3 milletvekili. Orada bir temsile gidilmedi, bir orana gidilmedi. Herkese eşit şekilde söz hakkı ve anayasa yapımı için yetki verildi tabiri caizse. 15 maddelik ayrıca bir mutabakat zaptı. Yani nasıl konuşacağız, ne yapacağız, onlarla ilgili bir 15 maddelik bir yani bir bildiri demeyelim de, ya yani nasıl olacak metot yöntemle ilgili bununla protokol da yapıldı. Fakat sonucunda 2 yıllık bir süreler de vardı. 3 ayrı komite, alt komite kurdular bunlar. Bayağı çalıştılar. Ben de o zaman çağırdılar, davet ettiler. Gittim orada. Yani soru sordular milletvekilleri bunlar. İşte şu nasıl olsun, bu nasıl olsun filan. İşte Türklük anlayışına, diğerine ilgili. Orada işte sendikalardan gelenler oldu, diğerlerinden kişiler de anayasa önerilerini belirttiler ve bu gerçi tam bir sonuca ulaşmadı, ama orada bir 62 maddelik bir insan hakları metni ortaya çıktı. Yani anayasanın şu anda bir 62 maddelik bir insan hakları metni var. Anayasanın işte Uzlaşılmış bir 62 madde madde var. oldu. Yani sen şu anda anayasamızın 12. ile 75. maddeler arası hep insan hakları ilgilidir. Ve anayasamızın 1/3 insan haklardır zaten. Bu da aslında yapıldı. Fakat iktidar bunu gelin yani oylayalım, bir anayasa değişikliği olsun dedi. Fakat muhalefet yanaşmadı. Bilemiyorum onun gerekçelerini. Ne yapılmalı kısmında bunu konuşalım. O Olur. muhalefet, iktidar, bunlar nasıl Tamam. uzlaşır, mecliste nasıl olur diye, ama siz yeni bir anayasaya ihtiyaç var diyorsunuz. Peki, sanki yani yeni bir anayasa, tamam, 82 anayasası bir darbe anayasası, tamam, yapanlar belli bir heyet yaptı, toplum darbe koşullarında bunu onayladı vesaire. Peki yeni bir anayasaya olan ihtiyaç sadece 82 anayasasının yapılma koşullarına bağlı bir şey mi, yoksa 82 anayasasının içeriğinde de, ki içeriği açısından da hocam da söyledi, hani
defalarca kez de değişmiş bir anayasa. Hatta kimisi diyor ki artık bu 1982 anayasası değil aslında diyor. Yani o anlamda bir anayasayı yeni yapan da nedir acaba? Bu kadar çok değişmiş bir anayasa yeni değil midir? Onu yeni kılan nedir? Onu da açar mısınız? Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle az önce hocam da ifade ettiği üzere meselenin farklı boyutları var aslında. Anayasanın temel bir yasa olarak, metin olarak neye tekabül ettiğini aslında biraz irdelememiz gerekiyor. Bu açıdan bakınca işte malumunuz olduğu üzere toplumsal sözleşme kavramsallaştırmasını kullanıyoruz. Yani burada sözleşme aslında ilgili devletle ya da kamu otoritesiyle yurttaşlar arasında değil, bizzat yurttaşlar arasında kendilerini bir kamu düzeni içerisinde, kamu güvenliği içerisinde ve haklarını güvence altına, hak ve özgürlüklerini de etkin bir şekilde güvence altına alan bir kamu otoritesinin bağlamında kendi haklarını koruyabilmelerini aslında güvence altına alması gerekiyor. Bu da aslında ben bunu insan hakları'nın tarihi açısından baktığımız zaman eş zamanlı giden bir şey. Yani temel insan haklarının işte John Locke'un da ifade etmiş olduğu, formüle etmiş olduğu hayat, hürriyet, mülkiyet başta olmak üzere, bu çekirdek haklar başta olmak üzere bunların güvence altına alınmasını mümkün kılan, olanaklı kılan bir metin olarak, bir siyasal metin olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan işin sadece belki de tabii ki önemli, metodolojisi önemli, yapılış biçimi önemli. Belki akış içerisinde onlara da tabii tartışacağız. Ki. Nasıl sivil bir anayasa yapılır, metodolojisi de tartışılabilir ama belki daha temelde ontolojisi, varlık sebebi, esbabı mucibesi tabiri caizse bu noktadan da bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani onu ortaya çıkaran faktörler, tarihsel faktörler, siyasal faktörler, demokrasinin mesela konsolide olması bu noktada önemli. Etik faktörler belki de bu noktada dikkate alınması gereken çok boyutlu bir kavram düzeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan bakınca hakikaten az önce de ifade ettiğiniz üzere bunun yeni bir anayasa olarak telakki edilmesi, değerlendirilmesi ve 21. yüzyıl açısından baktığımız zaman ilk çeyreği geride bıraktık. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz ve gelecek yüzyıla taşıyabileceğimiz, önümüzdeki bu Türkiye yüzyılı kavramsallaştırması çerçevesinde ifade etmiş olduğumuz şekliyle bunun taşıması hem ekonomik boyutu, hem sosyal boyutu, hem kültürel boyutu, bütün boyutları da içeren bir metin, bir üst metin aslında. Tabii ki belki ifade olarak anayasa diyoruz, temel yasa diyoruz belki ama bunun da ötesinde bir şeye de tekabül ediyor. Bir üst norma tekabül eden bir şey. İşte toplumsal sözleşme aslında bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bütün bu boyutlarıyla baktığımız zaman hem varoluş gerekçesi, hem ifade ettiği, az önce söylemiş olduğum üzere insan hakları odaklı olması, çünkü kamu otoritesi karşısında bireyin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasını mümkün kılan bir metinsel inşa anayasalar. Bu açıdan baktığımız zaman 82 Anayasası'nın bunun fersah fersah uzağında olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer nokta hızlıca altını çizerek ifade etmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere hemen ardından 82 Anayasası'nın kabulünün ardından 5 yıl sonrasında 1987'den itibaren 19 kez değişikliğe uğramış. Yani metinsel bir insicam, bir bütünlük de söz konusu değil ki özellikle sistemsel hükümet sistemi açısından yaşamış olduğumuz ve geriye 5 yıl bıraktık bir siyasal hükümet sistemi tecrübesini de yaşadık. Bu açıdan da bakınca aslında bu bütünlüğünü de kaybetmiş bir metinle karşı karşıyayız. O açıdan o darbe ruhuyla muallel olması, darbe ruhunu bir anlamda taşıması, içerik olarak yine vesayet odaklarının, yani siyasal alan ile kamu otoritesi, idaresi ya da işte bürokrasi, ister askeri bürokrasi olsun, ister diğer bürokratik alanlar olsun, bunlar arasındaki denge vesayet ilişkisi açısından baktığımızda da ruhunun ciddi anlamda sorunlu ve sakatlı olduğunu, hiçbir biçimde bizim gelecek yüzyılımıza sari olabilecek bir perspektif ortaya koyması, bir haklar dizgesi ortaya koyması olası değil. Bir de hemen hızlıca şunu söyleyeyim. Thomas Jefferson'a Jefferson'ın bir ifadesi, bir 19 rakamında bir mucize arıyor da değiliz ama yani 19 yıllık bir şey öngörüyor aslında. 19 40 yıllık bir tarihi arka planı da var. O açıdan kısaca bunları söyleyebilirim. Peki. Zaten derinleştireceğiz. Çünkü bahsettikleriniz aynı zamanda
yeni anayasada neler olmalı meselesinin de ipuçlarını veriyor. O kısma geçeceğiz. Sayın hocama döneyim. Şimdi ya aslında bir anayasaya niye ihtiyaç var ki sorusuyla da çok birleşik de bir soru. Yani Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı meselesi, ama bir de bir anayasaya niye ihtiyaç var? Çünkü şundan kaynaklı, bazen şöyle tepkiler olabiliyor. Bizim programlarımıza da bazen sosyal medyadan başkalarından geliyor. Ya anayasa mı konu, anayasa karın mı doyuruyor? İşte anayasa şu günlük maddi sorunu mu çözüyor? Bugünün şu ihtiyacını mı karşılıyor? Bırakın bu anayasa meselesini. Hatta bugün yine tekrar bu Fransa'da yaşanan olayları izlerken kendi kendime sordum. Hakikaten mesela Fransa'da yaşanan bu çatışmalar, bu toplumsal çalkantı bir anayasa meselesi mi acaba diye kendi kendime sordum. Sonra yine kendi amatörce verdiğim cevap galiba o da bir anayasa meselesi nihayet. Çünkü anayasalar böyle metinler. Hani günlük hayatımıza dokunmuyormuş gibi hissettiğimiz ama aslında herhalde bütün yaşamımızı ve rotamızı da belirleyen temel metinler galiba, ama niye yeni bir anayasaya ihtiyaç var? Anayasaya olan genel ihtiyaçlar arasındaki şey ne? Mesafe ne? Teşekkür ederim. Sondan başlayarak geriye geleyim. Bir kere anayasa metinleri hukuk dünyasında zannediyorum anlaşılması en güç metinlerdir. Mesela bir kalın borçlar kanunu, ticaret kanunu yan yana koyduğunuz zaman işte şöyle gömlek cebinize sığabilecek ölçülerde madde sayısı da epey mütevazı bir kitapçıktır. Ama ironik bir biçimde dünyevi bir metin olmakla birlikte adeta uhrevi anlamlar taşır. Yani işte anonim şirket genel kurulunun kaç kişiyle toplanacağı, kaç günde bir dava anlaşılması gerektiği gibi teknik meseleler dışında vatandaşlığın tanımı, kapsamı, dinin toplumdaki statüsü, devletin yapılanması gibi en devasa insanların yaşamlarına en derinden dokunan ve herhangi birini değiştirmeye kalktığınızda çok acılı bedeller ödenmesi kuvvetle muhtemel olan şeyleri içerir. Dolayısıyla anayasaların fiziksel hacimleriyle anlamsal derinlikler arasında müthiş bir tezat vardır. Bu da onları hukukçular ve hukuk dünyası dışında anayasalara bakanlar açısından anlamayı oldukça güçleştirir. Bu hepimizin galiba hayat boyu bu alanın öğrencileri olan bizlerin karşılaştığı bir varoluşsal mesele. Fransa'daki mesele bir anayasal mesele midir? Bir boyutuyla tabii ki evet, her şeyin bir boyutuyla anayasal mesele olduğu gibi. Bir kere bu eşit yurttaşlık temelinde bir hak talebi meselesidir bir yönüyle, ama bir yandan da bakarsanız bir kamu düzeni, kamu otoritesinin kurulması ve toplumsal düzenin asgari varoluş koşullarının muhafaza edilmesi meselesidir. Ama elbette ki bu şu demek değildir. Fransa anayasasındaki bir hüküm öyle değil de böyle yazılsaydı bu sonuçların hiçbiri olmayacaktı. Yıllar önce bir kitap okumuştum ve bunun ön sözünü sizlerle paylaşmak isterim. W.T. Stace Hegel üstüne, çevirisini Murat Belge yapmıştı. Murat Belge benim bildiğim kadarıyla bir İngiliz dili ve edebiyatı profesörü ama herhalde Almanca'ya çok hakim ki bu kitabı Almanca'dan çeviriyor. Hmm. Ve kitabın ön sözünde, tabii çok derinlikli bir felsefe kitabı, hocamın alanına müsaadesiyle iki saniye komşu oluyorum. Demişti ki ben bu kitabı Türkçe'ye çevirirken çok zorlanıyorum çünkü Almanca'da bugün bizim sebep-sonuç kavramlı ikilisiyle karşıladığımız en az 6 kavram çifti var. Hmm. Ben uğraştım bunlardan 3 tanesini Türkçeleştirebildim demişti. Yani işte neden etki, işte sebep vargı gibi ne bileyim bir tanesi. İşte ben elimi bu bardağa çarptım ve su döküldü. İşte bu mekanik bir nedensellik. Öbürü bak bugün kötü düşündün geldin üzerine akşam çay döküldü. Bu başka tür bir nedensellik. Şimdi anayasalarla toplumsal meseleler arasında bir nedensellik vardır. Ama onu anlamak için bizim bu nedenselliği gündelik hayatta hemen aklımıza gelenden çok daha katmanlı düşünmeye başlamamız gerekir. Daha derinliktir. Kesinlikle böyle. Şimdi gelelim. Anayasalar, yani belki şöyle demek lazım. Yeni bir anayasa veya anayasanın kapsamlı revizyonu toplumlarda ne zaman bir ihtiyaç olarak tanımlanabilir? Bunun çok farklı tabii ki. Bir kere bunun bir ihtiyaç olduğu ilk önce nerede belirlenir? Çok güzel. Bu bir usul meselesidir işte. İki örnek vereceğim şimdi size. Sonra da hemen tam sonra teknik bir cevap vermeye çalışacağım. Yıllar önce bir film izlemiştim. Ben de kitaplar filmler ama gerçekten denk geldi. Şimdi sorunuz çok zihin açıcı oldu. Türkçe benim cici silahım diye çevirdi. Bunu kim yaptı bilmiyorum. Bowling for Columbine izlemeyenlere tavsiye ederim. Michael Moore çok sıra dışı bir yönetmen. Amerika'daki bir silahlanma sorununu ele alan bir film. Ve filmin bir yerinde bir eyalette evinde bomba yaparken yakalanan ve daha önce de bir yeri bombaladığı iddiasıyla gözaltlanmış ve serbest bırakılmış bir kişiyle röportaj yapıyor. Kişi diyor ki benim bu anayasal hakkım diyor. Gerçekten düşündüğün zaman Amerikan Anayasası'nda right to bear arms, arm kelimesini kullanır İngilizce metin. Silah bulundurma, taşıma hakkı vardır herkesin. Bu metin kaleme alındığında 200 küsür sene önce silah neydi? Namludan dolma, misket kurşunlatan tüfekler. Herhalde ok muzak hala kullanılıyordu. 200 küsür sene geçti. Bomba yapıp acaba bir el bombası taşıyabilir misiniz evde yapılmış?
Şimdi buradan bakarsınız diyebilirsiniz ki Amerika'nın acilen yeni bir anayasa ihtiyacı var. Çünkü kavramların hepsi çok eskimiş. Ama Amerika'da örneğin yüksek mahkeme ve başka diğer yargı organları, yani anayasayı uygulamak ve yaşatmakla görevli olan organların yaratıcı ve yenilikçi yorumları bu tartışmayı Amerikan kamuoyunun gündeminden uzak tutmaktadır. Veya bugün gitsek Almanya, birini kolundan çevirsek sorsak, hatırlıyor musunuz sizin anayasanızı Amerikalı işgal güçleri yaptı, yeni bir anayasa ihtiyacınız var mı? Sırf bu sebeple demelerini beklersiniz ki evet, acilen Almanya'nın bir anayasa ihtiyacı var, ama pek diyen bulamazsınız. Demek ki bu bir algı meselesidir. Anayasayı korumak ve uygulamakla görevli kurumların yüzyıllar içinde veya 10 yıllar içinde sergiledikleri performans meselesidir. Yani Almanya örneğini verdimse o tam bir şey. Türkiye'de de son yılların moda söylemini tam bir dış güçler şeyi. Tam bir dış empozedir. Aynı şey empoze. Japonya anayasası, ama işte bu anayasa yapım teorisi galiba yenilmiş iki ülke. Evet, konuşacağız. Yani yaptı, demokratik evet. Anayasa yapımı teorisinin ironisidir bunlar. Yani biri uzak doğunun, biri Avrupa'nın çok çarpıcı örnekler anlatacaksınız ilerleyen zamanlarda. Evet. Evet. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Sizin sorunuz soruya usulü bir mesele. Yani bir anayasaya veya anayasanın kapsamlı bir revizyona ihtiyaç olup olmadığı nerede tartışılmalıdır? Bu aslında demokratik anayasa yapımı teorisinin süreci aşamalara bölmesiyle ilgili bir şeydir. Herkesin yani veya çoğu insanın gözden kaçırdığı bizim bir hazırlık aşaması dediğimiz bir süreç olsa gerekir bu anayasa yapımı meselesinde. Ve bu sürecin özelliği bazı temel meselelerin toplumda çok detaylı tartışması için gereken ortamın hazırlanmasıdır. Bu temel meselelerin başında da yeni bir anayasa veya kapsamlı bir anayasal yenilenme veya değişiklik ihtiyacının olup olmadığının tayinidir. Başka şeyler de var. Halkın anayasal talep ve beklentilerinin tespiti, anayasal farkındalık yaratma, metin üzerinde ilkesel uzlaşma. Ama işte böyle bir sürecin yaşatılması Türkiye'de ve böyle bir şeye merak salan her toplumda ve ülkede önemlidir. Ancak bunun da hukuki altyapısını herhalde konuşmak gerekecektir ki ben bu konuda birkaç şey katkı sunmak isterim imkan olursa. Böyle bir sürecin sonunda çıkacak sağlıklı bir kamuoyu kanaati bir anayasal yenilenme ihtiyacı olduğu yönündeyse, işte o zaman diyebiliriz ki gerçekten ülkenin o veya bu gerekçeyle anayasaya böyle bir atılıma girmesi mümkündür. Bu noktada aslında güzel bir noktaya da temas etti Ersoy Hocam. Bunun tümüyle aslında bir metne, bir siyasal metin dedik az önce, bu noktada hemfikir olduk belki, ama bu noktada aslında Habermas'ın hoşuma giden bir kavramsallaştırması var. Yaşam dünyasının sömürgeleştirilmesi. Yaşam dünyasının sömürgeleştirilmesine imkan sağlayacak kapasitede, yetkinlikte olması olası değil zaten. Tüketilebilir bir alan değil. Bu noktada böylesi bir anlam yüklemenin, aşırı anlam yüklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Onun için tabii ki o derinlikte olabilmesi, farklı sosyolojik, kültürel, tarihsel, işte Fransa'nın yüzleşmiş olduğu bu sömürge durumu, tarihsel bir arka plan çerçevesinde. Ama böylesi bir anlam yüklemek ve her şeyi orada bir Pandora'nın kutusu gibi her şeyin çözümünü bulabileceğimiz bir şey olarak sihirli bir formüle olmadı. Değil aslında. Değil. Bu hatta bütün alanı kuşatır bir biçimde normativize etmenin aslında yasa fetişizmi neticesinde anayasalarda bir yasa. O açıdan çok doğru olmadığını düşünüyorum. Şunu belki ekleyebilir miyiz? Tabii. Sizden devam edeceğim zaten. İlgili olarak. Hı-hı. Şimdi demin alt yazı da geçti de Biden'ın bir kararnamesi iptal edilmiş Amerika'da Supreme Court tarafından, Federal Yüksek Mahkeme tarafından. Anayasanda anayasa ihtiyaç bu. Yani anayasa ihtiyaç mutlaka var. Bizde Cumhurbaşkanı kararnamelerin iptali konusu var. Meclisin yapmış olduğu kanunların iptali meselesi var. Bunlar da herkes ilgilendiriyor elbette. Yememizi, içmemizi veya diğer konularımızı, hayatın bütün aşamaları kanunla düzenleniyor. Ama bunların iptali de neticede bir Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Bütün dünyada da bu böyle. Bir de Amerika deyince aklıma şu geldi hocalarım anlatınca. Amerika'da çocuklara bile anayasa anlatılıyor, anayasaya sadakat anlatılıyor. Veya bir kişi Amerika'ya girecekse ondan anayasaya sadakat taahhütnamesi de alınıyor Amerika'da. Bayağı onlar daha çok önem verdiklerini söyleyebiliriz. Gerçi Amerikan anayasasını yapanlar bu kadar uzun süreli kalacağını belki düşünmemişlerdi. Ama yine de bunların olduğunu görüyoruz. Bir de tabii ihtiyaç görmeyenler de var yeni anayasaya, ama fakat anayasa ihtiyacı bu son 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta meydanlara da bunu biz çok duyduk. Her iki tarafta, yani iktidar bloku ve muhalefet bloku da yeni bir anayasadan bahsetti. İşte belki birazdan belki sorarsın. Şuradan gelelim, şimdi gelelim hatta. O da şu, mesela siz de bahsettiniz, Sayın Kılıç da bahsetti. Örneğin dedi ki 82 Anayasası'nın dedi hani darbeyle içe geçen ruhunun dışında
başka bir sistemin ruhuyla donatılmış bir anayasa ve şimdi biz başka bir sistemdeyiz. Bir kere burada bile bir uyumsuzluk var diye. Kesinlikle. Şimdi öyle. Türkiye'de bir başkanlık sistemi var. Cumhurbaşkanlık sistemi evet. Dense bir başkanlık sistemi var nihayetinde. Şimdi bugünkü sisteminde 5. yılı artık. Evet. Bu anlamıyla şeye de geçelim. Yani yeni anayasada neler olmalı? Yani neler değişmeli? Nasıl bir revizyon ya da revizyon da ötesinde yenilenme olmalı. Sizin için öncelikle hem bir sistemin bu kısa bir değerlendirmesini yapıp hem de yeni anayasa burada neyi çözecek? Ya yani sorun ne ki çözülsün? Evet. Yani şunları da belki ekleyebiliriz. Şu andaki 82 anayasasının bugünkü mevcut hali 40 yamalı bir bohça. Evet. Ve bununla bir yerlere gitmek çok doğru değil. Çünkü yani hedefimiz de ilk 10'a girmek. Şu anda 18 büyük ekonomi içerisinde, büyük devlet arasındayız. Ama ilk 10'a girmeye çalışıyoruz. Ama anayasamızda Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir anlamda. Çünkü darbeciler burada yargılandı 14. Ağır Ceza'da. Böyle bir anayasa. Dolayısıyla biraz sandık sandalyesinde olan bir yapı. Ve yeni bir anayasa ihtiyaç var. Peki yeni anayasada en başta dediğiniz gibi yani sistem değişikliği var. 19 anayasa değişikliği oldu ama bunların en önemlisi dediğiniz gibi sistem değişikliği olan 69 maddenin kısmen veya tamamen değiştiği 2017 anayasa değişikliği. Şimdi bu son derece önemli ve dolayısıyla diğer tarafları buraya uymadığını da görüyoruz. Bir de anayasa biz 177 madde diyoruz. Şu anda 82 anayasası. Ama 23 maddesi mülga. Yani 23 madde, diyelim 100. maddeye baktık anayasa karşısında diyor ki mülga, hiçbir yani ilga edilmiş, geçerliliği yok. Böyle 23 tane madde var anayasada. O zaman 177'den 23'ünü çıkarmamız lazım. 177 madde değil. Bir de 21 geçici madde var. Bunlar da artık geçici adı üzerinde gitmiş. Dolayısıyla anayasa bayağı tahribata yani uğramış. Bunu açıkça söylememiz lazım. Sistemle ilgili olarak diğer taraflar anayasanın buna insicamı olması gerekiyor. Tabii belki birazdan da gireriz. İş tüzük değişikliği de son derece önemli ve buna uygun bir iş tüzük de yok. Yeni sisteme göre meclis, Türkiye Millet Meclisi'nin iş tüzüğüne ihtiyaç var. Şu andaki meclis iş tüzüğü 1961 anayasası döneminden kalma. 82 anayasası döneminde biz yani bu yeni bir iş tüzük yapamadık. Bazı değişmeler oldu. Doğru ama yani yeni sistemi şu anda bugünkü sisteme, başkanlık sistemine uygun bir iş tüzük de henüz yok. Bunun da acilen yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve dediğiniz gibi 5. sene bu yeni sistemin, çünkü 9 Temmuz 2018 senesinde bu sisteme göre seçilen Cumhurbaşkanı yemin etmesiyle yeni bir süreç başladı. Full olarak yürürlüğe girdi bu yeni sistem ve bugün 9 Temmuz'a 5. senede olacak. Bunun tabii analizinin yapılması lazım. Eksikleri nelerdir anayasada, bununla ilgili yeni getirilen değişikliklerden tadili gerekenler var mı? Şunları söyleyebiliriz. Yani böyle kısaca, evet. Hızlı bir şekilde. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasında sınırlar var. 6 cümlelik bir sınır. Bir de 4+1 konusu var Cumhurbaşkanı kararnameleriyle ilgili. Bunların yeniden yazılması gerekebilir. Çünkü bu konu çok tartışmalı. Anayasa Geçen hafta da katılan konuklarımız aynı kararname meselesini. Evet yani. Örneğin Abdurrahman Eren demiş ki Türkiye'de görüldü ki kararnameler sondur. Kararnameler alanında Cumhurbaşkanı'nın münhasır yetkisinin belirlenmesi lazım. Kesinlikle. Yani öyle. Yani 104'ün 17'si münhasıran kelimesinden anlaşılacağı da çok fazla açık net değil. Şimdi dolayısıyla bunlar var. Ya bunların gözden geçirilmesi gerekecek. Bir de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanun farkı, bu daha net ifade edilmeli. Bir de Cumhurbaşkanlığı kararı ve Cumhurbaşkanı kararnamesi, bunların da daha net bir ifadeyle olmasında evet. Büyük fayda var. Haluk Alkan yine. Yani evet. Kararnamelerle kanunlar arasında gri alanları belirleyecek. Evet. Yani atalıma ile ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesi kalacak. Bir de evet. Şimdi bayağı değişmeler de oldu. 82 Anayasası'ndan bugüne kadar da şu anda 2023'teyiz. Ve 21. yüzyılda 55 kadar ülke yeni anayasa yaptı bu yüzyılda. Dolayısıyla dünyanın da yani 1/4 ülkesi yeni anayasa yapıyor. Bu sadece Türkiye'deki bir problem değil. Bu bir küresel bir problem, yeni anayasa yapımı. Yeni kavramlar çıktı. Türkiye için de böyle. Yani bunların hepsi anayasada yer alması gerekir diye söylemiyorum ama mavi vatan, işte açık mavi vatan, siber devlet, ya işte bunlara karşı mücadele veya bunlara elektronik demokrasi gibi yeni
kavramlar da o işte anayasa ile ilgili. Bunların bir kısmı intibak kanunlarında yer alacak. Bazıları anayasaya yani çok genel ifadelerle olabilir. Bir de günümüzün mesela şu anda 82 anayasasında çıkması gereken kavramlar da var. Üst kurullarla ilgili bazılarına yer vermiş, bazılarına hiç yer verilmemiş üst kurullarla ilgili. Bazıları biraz çok ayrıntılı, bazılarında hiç yok. Bunları genel olarak birkaç maddeyle ifade edilmesi mümkün. Radyo televizyon üst kurulu diyelim, işte kamu denetçilik, TİK, bilgi edinme diğerler, anayasada var 74'te diğerlerinde ama bunların daha derli toplu bir hak arama kurumları ile ilgili derli toplu bir yansı yer almasına büyük fayda var. Bazılarına çok fazla yer vermiş. Mesela YÖK de büyük kurul. YÖK, bunun yanında mesela işte RTÜK'ten bahsettim. Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu mesela. Bunların daha yani derli toplu ifadesi veya belki hiç yer verilmemesi gerekebilir. Bunların iyice bir tartışılması gerekiyor. Yani yeni anayasada bir de milli mücadele birikiminin yer almasında fayda var. Bizim 61-82 anayasaların başlangıç taraflarında ilk şekillerinde bunların darbeyi meşrulaştıran kavramlar vardı. Ama bunun yerine milli mücadele, bu vatan yeniden nasıl kazanıldı? İşte Gelibolu, Çanakkale diğerleri. Yani bu ruhun verilmesinde büyük fayda var. Demin de hocam da girdi. Yani bu işin ruhu, anayasanın ruhu. Bu da milli mücadelenin ruhu olması lazım. Bu önemli. Halkla başlayıp halkla bitmesi, milli iradeyle başlayıp milli iradeyle bitmesi veya bu çok önemli. Halka değer vermesi açısından. Kabine kavramının anayasaya girmesine fayda var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Ama bakanlar kurulu kavramı çıkarıldı. Ama kabine kavramının girmesinde fayda var. Hükümet programı mesela yapılıyor. Hükümet programı mecliste okunmalı. Ve yine meclisin yetkileri artırılmalı. Mecliste bakanları Cumhurbaşkanımız görevden alabilir. Ama meclisin de görevden alması sağlanabilir. Bunun için belirli sayılar getirilebilir. Mesela 301 teklif nisabı olarak, karar nisabı 360 olabilir mesela. Yani teklif ve kabul nisabı bunlar getirilebilir. Nitelikli çoğunluk dediğimiz şey getirilebilir ve bakanların görevden alınması. Bunun şu faydası var, elbette bakanlar Cumhurbaşkanlığına karşı sorumlu ama meclise karşı da sorumlu olurlarsa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca mesela mecliste bir yani bir akademi, meclis akademi, yasama akademisi, bir hakim savcı akademisi var, adalet akademisi var, değişik birimlerin akademiler var. Ama meclisin daha da fazla güçlendirilmesi için komisyonların güçlendirilmesi lazım, genel kurulun güçlendirilmesi lazım. Bir de büyük bir eğitime de ihtiyaç var. Orada gerçekten çok değerli yasama uzmanları da var. Yasamanın çok da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi açısından bunların bir akademinin de kurulmasında fayda var diye düşünüyorum. Yani yeni bir takım eklemeler mutlaka gerekiyor. Bir de kurullara üye seçme. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne şu anda 3 üye seçiyor meclis. Yine diyelim işte Kişisel Veriler Koruma Kurulu'na seçiyor. Meclisin kurullara üye seçmeleri biraz da fazla artırılmalı. Mesela HSK'ya seçiyor 4 tane. Yani bu kurullara üye seçme meclisin bu daha da fazla artırılmalı. Kısaca yasamaya biraz daha bir yani güç vermemiz. Bir de işte Amerika'da da olan hearing sistemi, yani gereğinde bürokratların mecliste yani çağrılmaları, konuşmaları, bilgi almaları, gereğinde şirketlerin, işte mesela Twitter, Facebook diğerler Amerika meclisinde çağrılıyor, konuşuluyor bunlarla. Yani bizdeki hearing benzeri bir sistemin olmasında büyük fayda var. Dediğim gibi komisyonların güçlenmesi son derece önemli. Şunun için hocam da demin dedi 21 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 100 yılı tamamladı. İkinci yüzyıla giriyoruz. Büyük bir devletiz. Buna uygun bir anayasa gerekir. Yargılanan bir anayasa değil tabiri caizse. Ve bunun için de yeni bir model bir anayasa. Bu devlete yaraşır, bu devlete uygun bir anayasa ihtiyaç var. Yoksa bu anayasayla gidilmesi mümkün değil. Sınırlamalarla ilgili bitiriyorum. Çok uzattım. Yani temel hak ve hürriyetler önemli. Bu 62 madde anayasada, 12. madde, 75. madde aralarında. Ama oralarda da yeni şeyler getirilebilir. Mesela kişisel verilerle ilgili getirildi. Yani 2010 anayasa değişikliğiyle yine 74. madde değişti. Buna yeni haklar, insan hakları ile ilgili yeni gelişmeler, işte 4. nesil hatta 5. nesil yani olabilecek haklar, bunların getirilmesi mümkün ama burada temel espri hürriyetlerin yani özgürlüklerin asıl ama sınırlamaların esas olmasıdır. Alabildiğine hak, hürriyet, özgürlük olmalı ama bunun yanında
ülkenin güvenliği de olmalı. Bu kadar da ülkenin güvenliği, yani özgürlükle güvenlik dengesinin çok iyi kurulan bir anayasa olmalı. Çünkü Türkiye'nin güvenliği de çok önemli. İşte güneyden terörün geldiğini, iki ülkeden geliyoruz. Bir komşumuzun maksimalize edilen bir takım istekler oluyor. İşte süper güçlerin oraya yerleşmeleri var. Diğerler var. Türkiye'nin durumu ne İskandinav ülkelerine benzer, ne Almanya, hatta Amerika bile benzer. Türkiye'nin yeri son derece farklı bulunduğu konum itibariyle, hem Avrupa'da hem Asya'da olan bir ülke, stratejik bir bölge. Bu nedenle çok güvenilir bir ülke olması, güvenek çok önemli zaten, ama o kadar da özgürlüğü önemli. Anayasaların bir yerelliği, evet, ve özgünlük durumu da var yani. Evet. Belki hukukun evrenselliği meselesi var ama kesinlikle evrensel, evet, tek tip bir anayasa olmuyor. Toplumdan topluma, devletten devlete değişiyor sanırım. Evet. Sayın Kılıç, sizden de hani bir kere yeni anayasada neler olmalı meselesinde. Çünkü hani madem yeni bir anayasaya ihtiyaç var, ihtiyaç kelimesinin altını çiziyorum. Yani ihtiyaç varsa buna bu ülkenin, bu toplumun ve dolayısıyla bu devletin ihtiyacı vardır. Yani yapmazsak sıkıntı olacak demektir diye algılıyorum ben. O yüzden de hani neleri hızla yapmalı, önüne neleri koymalı? Sizin için öncelikli değişimler evet, nelerde olmalı bu yeni anayasada? Belki şuradan başlamak gerekir. Huntington'ın 3. Dalga isimli kitabı, Türkçe'ye de tercümesi yapılmıştı, 1991 tarihli bir yapıtı. Orada burada tarihsel diyalektik içerisinde aslında işte 19. yüzyılın son çeyreğinden takriben başlatmak üzere, bu az önce söylemiştim, insan hakları tarihiyle aslında anayasacılık hareketleri arasında bir eş zamanlılık olduğunu söylemiştim. Birbirini destekleyen ya da birbirini ne motive olan bir süreç olduğunu, bir tarihsel diyalektik olduğunu da ifade etmiştim. Bu açıdan bakınca aslında burada bu üçüncü dalga öngörüsü işte 20. yüzyılın işte son 10 yılı içerisinde ifade ediyor Huntington ve her bir demokratikleşme dalgası ilk dalgadan itibaren baktığımız zaman o diyalektik içerisinde ters bir dalga da yarattığını görüyoruz. Yani tarihsel konjonktür, bu noktada tarihsel dinamikler, en başta tabii ki hem Birinci Dünya Savaşı sürecini bu noktada dikkate alabiliriz, hem de İkinci Dünya Harbi'ne giden süreç dikkate alındığında bunların ters dalga da yarattığını, yani otoriterleşmeye de yol açtığını görüyoruz. O açıdan aslında onun, Huntington'ın ortaya koymuş olduğu o perspektif üzerinden belki bir dördüncü dalganın, ki aradan yeni milenyuma girdik, 21. yüzyılın ilk çeyreğini devirdik, onun için yeni bir dalganın, az önce Hasan Hocam da ifade etti, yeni nesil haklar, yeni kuşak hakların, ki giderek hak katalogları da çok dinamik bir biçimde, hem içtihatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla, sadece onlarla da sınırlı değil, BM ölçeğinde de yapılan özellikle sözleşmeler hukuku açısından baktığımız zaman genel yorumlarda da bu hak alanlarının giderek dinamik biçimde genişletici bir yorumla alanını genişletildiğini görüyoruz. Bu açıdan bakınca bunları da kuşatır bir biçimde aslında yeni anayasanın bu dinamikleri de dikkate alır biçimde kendisini yeniden inşa, eskilerin dediği gibi vaz-ı cedid, yani yeni bir durum yaratma, yeni bir metinsel inşanın ortaya konulması peki gerekiyor. Peki mesela burada bu bahsettiğiniz şimdi hak ve özgürlükler meselesi, hı hı, örneğinde olduğu gibi sonuçta bunların muhatap olan toplum kesimleri var. Hı hı. O toplum kesimleri mi yasa yapıcıları zorlar, sıkıştırır, hmm, ve bu kaçınılmaz hale gelir. Anayasa ya değişti ya da büyük sıkıntı var, evet, noktasına gelir. Yoksa yasa yapıcılar, işte ne bileyim, kanaat önderleri, kurumlar artık toplumun şuna ihtiyacı var deyip böyle bahşedercesine, evet, ne derler, artık bunu yapmalıyız, bu çağda da böyle olur gibi. Yani çünkü oradaki ilişki de çok önemli. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela bugün bu bahsettiğiniz konularda somut hani bir çatışma, gerginlik yaşıyor muyuz? Türkiye o anlamıyla bunları yapmamaktan kaynaklı bir sıkışmışlık, bir, evet, daralmada yaşıyor mu? Kesinlikle. Burada aslında olması gereken noktasından baktığımız zaman, olanı bir kenara paranteze alarak söyleyecek olursak, olması gereken şey bunun bir anlamda az önce toplumsal sözleşme kuramının felsefesine de dikkate alırsak aslında odak noktasını hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda birey teşkil ediyor ya da kolektif anlamda toplum teşkil ediyor. Yani toplumun o derin sosyolojisi, o derin dinamikler sadece onunla da sınırlı değil. Bunu çevreleyen birçok faktör söz konusu. Mesela burada az
az önce de ifade edebilirdim. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim mesela. Burada ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya, sadece ulusal ölçekte yüzleştiğimiz bir sorun da değil. Ciddi anlamda bir sorun alanı olarak dünyada milyonlarca, 20 milyonun üzerinde ortalıkta gezenen ve bu hak ve özgürlükler, evrensel hak ve özgürlükler, hak bildirgelerine konu olmayacak Araf'takiler söz konusu. Bunların haklarının da güvence altına alınması gerekiyor. Dünya böyle bir sorunla karşı karşıya. Bütün bu sorunları, ki mesela yaşamış olduğumuz pandemiyi de buna ekleyebiliriz. Yapay zeka alanındaki gelişmeyi, dijitalizasyonu da buna ekleyebiliriz. Bu, o açıdan bakınca bütün bu verili dinamikler, etkileyen faktörler aslında o toplumsallığı da dinamize eden faktörler. Hem kolektif yapıyı çevreliyor, hem de aynı zamanda bu çevreleyen faktörler aynı zamanda kamu otoritesini ya da siyasi elitleri anayasa yapımı konusunda o iradeyi yansıtacak olan, ortaya koyacak olan, kararlılıkla ortaya koyacak olan siyasi elitleri de kuşatan bir durum. O açıdan burada işte biz size şunu uygun gördük. Böyle dikey bir yapılanma, dikey bir öngörü çerçevesinde bir yapılanma değil, tabiri caizse bir etkileşim içerisinde. Çünkü Posner'in bir ifadesi var, hani bu kum saati metaforu falan kullanılıyor ya, yani geniş halk kitlelerinden, az sonra tartışacağız belki onu, işte daha böyle imbikten geçercesine kristalize olmuş taleplerin teknik bir dile ya da bir anayasal metne dönüştürülmesi öngörülüyor. Posner şöyle bir eleştiri getiriyor: bu hoş güzel ama demokratik katılımı, müzakereci demokrasiyi mümkün kılan bir şey, fakat yurttaşların bu noktada taleplerini kesin bir dille, teknik bir dille ifade etmesi olası mümkün değil. Yani bunun, o sürecin, o prosesin ciddi bir biçimde o toplumsal taleplerin rafine edilerek hangi noktalara kanalize olduğunu, hangi noktalarda ki %100 bir mutabakatın olması olası değil, mümkün değil. Ki 82 Anayasası'nın, hatırlıyorsunuz, %83'tü galiba evet oranı, ki onun dinamiğini de biliyorsunuz, o zorlayıcı tarafını, plebisit niteliğini. Bu açıdan bakınca olması gereken şey bunun bir etkileşim içerisinde bir öngörü koyması siyasi elitlerin ya da seçilmiş iradenin, otoritenin, yasama organının, temsilcilerin bir vizyon, siyasal vizyon, politik vizyon ortaya koyması gerekiyor. Bütün o sosyolojik dinamikleri, kültürel, reel politiği de dikkate alan bir perspektif ortaya, bunun çözümleyici bir perspektif ortaya koyması gerekiyor. Bununla eş zamanlı bir şekilde bir etkileşim içerisinde toplumsal taleplerin, ki bu ciddi anlamda bir yoğunluk kesbetti. İşte 82 Anayasası, az önce de söyledim, aradan geçen 5 yıl bir süre zarfında, 5 yıl sonrasında başlayan büyük bir değişim furyası geliyor. İşte milenyuma giriyorsunuz, hemen 2002 sonrasında ortaya çıkan anayasa değişiklikleri hakeza. Burada aslında ulusal ölçekte bizim elimizi güçlendiren bu toplumsal talepleri görme noktasında, ki bu bunu es geçen de bir şey değil, ciddi bir fikri müktesebat da oluştu. 2011 Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun müktesebatı öyle ya da böyle başarılı oldu ya da olmadı. Belli bir mutabakat, belli maddelerin formüle edilmesinde bir mutabıklık söz konusu oldu. Müthiş bir şey ve ciddi bir katılımcılık, belki az sonra daha detaylı bir şekilde tartışacağız farklı ülke örneklemleri üzerinden. Ama bunun dışında da mesela Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Sayın Uçum'un başkanlığında, bildiğim kadarıyla ben de birkaç tanesine iştirak etmiştim, 9 çalıştay, her bir anayasada olması gereken ya da anayasanın sac ayağını oluşturan genel esaslar, hak ve özgürlük katalogları ve devlet teşkilatına ilişkin o öngörüler, normatif çerçeveler, her birine dair ciddi anlamda sendikaların, işte meslek odalarının, üniversitelerin, akademinin bütünüyle aslında bunların yansıması, bunların ortaya somut bir şeyde ortaya koyması aslında bu talebin ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar keskin bir iradeyle bir toplumsal talebin ortaya çıktığını aslında bizlere gösteriyor. Peki. Tabii buyurun. Buyurun. Şimdi yeni anayasada şu da olmalı: kanun teklifi halkın. Halka değer verdiğimize göre halk da kanun teklifi yapabilmeli. Bir de halk anayasa değişikliği teklifi verebilmeli. Bunlar İsviçre'de var. İsviçre modeli var. Bunlar uygulanabiliyor dünyada. Belirli bir sayıda vatandaş yetkilerini kullanıyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirli bir oranda halk Cumhurbaşkanı adayı teklif etti. Aynı şekilde, benzeri bir şekilde tabii ki kanun teklif edebilir bir şeyler istiyorlarsa. Tabii bu konularda partiler öncülük yapabilir, sivil toplum kuruluşları, barolar, diğerleri. Yani Türkiye sivil toplum kuruluşları açısından gelişmiş bir ülke.
anayasa değişikliği teklifi de verebilir belirli bir sayı yol açınca. Hukuk teknik kavramları, yani hocamın dediği, bunlar tabii ki yani belirli yani komisyonlara gelir. Komisyonlarda yasama uzmanları çalışırlar. Bunlar orada bunu yani çalışırlar, uğraşırlar üzerinde ve anayasa diline, hukuk diline çevirirler. Ki zaten daha sonra bunlar yani anayasa komisyonunda görüşülecek veya adalet komisyonunda görüşülecek. Komisyonlarda zaten sivil toplum kuruluşları geliyor. Bütün işte partilerin tamamı temsilcileri dışarıdan, bizler de yaşadık. Geçen de bizler de vardık anayasa komisyonunda hocalarımla beraber. Bu 24. madde değişikliği, 41. madde değişikliği, aile konusu, bir de bu kadın başı. Bizler de vardık orada. Yani anayasa komisyonu Sayın Yusuf Beyazıt Başkan, yani çok değerli çalışmalar yapıyorlar gerçekten. Bunlar komisyonlardan geçer ve dolayısıyla yani halka değer vermek. Yani demokrasi demek halka değer vermek, halka önem vermek demek, halka önemsemek demek. Kanun teklifi de alınabilir. Böylece anayasa değişikliği teklifi de bunları alınabilir ve bunları olgunlaştırır ve bir aşama getirir diye düşünüyorum. Halka önem vermek, halka değer vermek ve halka ne derler, süreçlere katılım konusunda kanalları açık tutmak, demokratik bir sistem, tamam. Ama aynı ölçüde halkın da anayasaya değer vermesi, bunun içerisinde olmaya değer vermesi, buna katılmanın bir anlamı olduğuna dair bir isteğinin, arzusunun olması. Çünkü hocam şöyle bir boyutu var meselenin. Şimdi ben değerli hocalarımın mesela işte yeni bir anayasada neler olmalı önümüzdeki süreçte, neler değişmeli kısmında söylediği somut örneklere bakıyorum. Geçen programdaki katılımcılarımızın paylaştığı görüşlere bakıyorum bir yandan. Onları da not olarak çıkartmıştım ki çok fazla çakışıyorlar. Çok fazla, yani aklın yolu bir şeklinde veya ihtiyaçlar belli, 3 aşağı 5 yukarı belli ki bakıyorum. Ama bir yandan da şöyle, bizim şu an değişmesini istediğimiz anayasada da, bundan önceki 61 anayasasında da vesaire de belli toplumsal, sosyal haklarımız var. Hatta yeri geldiğinde isyan ettiğimizde deriz ki bu benim anayasal hakkım falan diye isyan ederiz. Ama anayasal hakları kullanmak, kullanabilmek, bu noktada da hani şartların da elverişli olması lazım. Yani sadece yasada kalmış haklar da olabilir. İşte demokratik, sosyal hukuk devleti. Sosyal devlet, ama sosyal devletin mesela pratik yaşamda nasıl yaşadığın da önemli. Yani sadece maddelerin oraya girmiş olması değil de bunların hayata geçmesi, yaşamda karşılık bulması meselesi de çok önemli. Bu yüzden hani şöyle mi bakmak lazım? Yani anayasalarda maddeler olur, toplumun bu hakkı vardır. İşte dilediğinde kendisi ya da onun adına temsilcileri bunu kullanır mı? Yoksa bunları anayasaya sokmuş toplumlar bu hakların arkasında durur. Yani bu mesele aslında nereden işler? Yani bu trafik nasıl işler? Teşekkür ederim. Bu, yani sizler tabii cevapları anlaşılır kılmak için bunları genellikle dikotomiye, ikiliye indiriyorsunuz. Evet. Bu da çok iyi işleyen bir mantık örgüsüdür. Ama burada her zaman çok iyi işlemeyebilir. Çünkü neden? Şimdi anayasal norm ve anayasal gerçeklik arasındaki ilişki zaman doğrusunda hem geçmiş hem gelecekle ilgilidir. Şöyle, bir ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimler kaç yıl? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri kaç yılda bir yapılır? A 4 yıl, B 5 yıl, C 6 yıl, D 7 yıl. Bu bir KPSS ve B grubu sorusudur. Bu bir bilgi değildir. Bu bir haberdir aslında. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim dönemi 1982 anayasada yanılmıyorsam 3 kere değişti. 4-5 oldu, hatta 4 kere değişmiş olabilir. Neden böyle bir değişiklik ihtiyacı oldu sorusuna cevap vermeye başlayabiliyorsak, bu bizi haberden bilgiye doğru götürür. Benzer şeyler anayasaların yaptığı temel tercihler için de geçerlidir. Türkiye'de devletin üniter niteliğinin değişmezlik diye bir kutsanmışlığı vardır. Almanya'da devletin federal niteliğinin değişmezlik diye bir kutsanmışlığı vardır. Neden? Şimdi bu anayasal normun geçmişle olan ilişkisi. Çok basit. Bunu biraz kategorize ederek hemen cevap vereceğim. Çünkü Türkiye'de federalizm deyince akla Osmanlı'nın son dönemindeki hem Orta Doğu'da hem Balkanlar'daki parçalanma süreci gelir. Dolayısıyla üniter devlet Türkiye'nin artık işte Osmanlı'nın yıkılmışı ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki bir ulusal kimliğinin parçası halindedir. Ama bir Alman düşünürün ve bir Alman vatandaşının aklında federalizm bir daha hiçbir zaman bütün yetkiler tek bir kişinin elinde toplanmayacak, Adolf Hitler örneğinde olduğu gibi. Ve dolayısıyla, çünkü federalizm bir dikey kuvvetler ayrılıdır,
biz hep Türkiye'de yatay kuvvetlerine alışırız, yasama, yürütme, yargı. Ama federalizm bir dikey kuvvetlerdir. Öyleyse bir Alman'ın zihninde federalizm demokrasinin güvencesidir. Şimdi bu anayasal normların geçmiş olan ilişkisi. Ama bir de anayasal normların bugün ve gelecek olan ilişkisi vardır. Bu da anayasal norm ve anayasal gelecek arasındaki veya anayasal gündelik hayat arasındaki ilişkidir. Örneğin madde 28 mi? Şimdi bakmadım ama basın hürdür, sansür edilemez. Basın evi kurmak, efendim teminat yatırma şansına, şartına bağlanamaz. Basın araçları haczedilemez. Buyurun size bir anayasal norm. Acaba bu anayasal gerçeklikle örtüşüyor mu? Temel soru. Örtüşmüyor diyorsak, o zaman hemen bizim sorular sormaya başlamamız gerekir. Acaba anayasal norm çerçeveyi doğru çiziyor, sorun yasal çerçevede mi? Yani yasalarda mı problem var? O zaman yasaların anayasaya aykırılığını mı tartışacağız? Yok, yasalarda da bir problem yok. O zaman acaba konuya ilişkin idari düzenleyici işlemlerde mi problem var? Orada da bir problem yok. O zaman idari pratiklerde mi problem var? İdari pratikleri acaba meşru gören bir toplumsal kültür mü var, bir kabullenmişlik mi var? Bunlar bizim için dolayısıyla anayasa normlarını işte yazmakla, dünyanın en iyisi anayasasını yapmakla falan çözemeyeceğimiz gerçek mücadelenin nerede başlayacağını gösterir. Öyleyse anayasa normlarının nelerin değişmesi gerektiğini tartışmak için her bir anayasal normun arkasındaki fikri ve bazen de, yani bunu söylerken içim acıyor ama, hani kanla yazılmış toplumların 10 yıllarına, yüz binlerine, milyonlarına mal olmuş geçmişini anlamak lazım. O yüzden dedim anayasal değerlerle çok oynanırsa hani bu toplayamazsınız bir daha bozduğunuz şey diye. O bir risktir. İki, son onların gerçek hayattaki karşılığına bakmak lazım. Eğer gerçek hayatta bu karşılığı göremiyorsak da o zaman o bizi hukukçular için de zannediyorum kendilik, vatanına, ülkeye, insanlığa karşı sorumlu hisseden herkes için de mücadelenin başladığı yerdir. Dolayısıyla hani başta da söylediniz yani Türkiye'de bir hani anayasa ihtiyacı, anayasal yenilenme ihtiyacı diyorum ben buna. Yeni anayasa veya anayasanın kapsamlı revizyonu tartışılabilir. Var mı sorusuna daha olumsuz cevap veren kişilerin çok haksız olmadığı bir nokta da bu. Çünkü şu söylendiği zaman özellikle temel haklar kataloğunda yani günümüzün işte ne bileyim siber demokrasi, insan klonlanmaya karşı korunma, işte burayı bir dördüncü kuşak haklar gibi meseleleri çok içermese bile yani eksiksiz uygulansa Türkiye'nin çok ciddi temel hak problemlerini çözebilecek bir anayasa kataloğu da var önümüzde. Ama biz bunu hayata geçiremiyoruz. Sorun uygulamada da olabilir. Yani sadece olabilir. Elinizde iyi bir metin olması olabilir. Yetmez. Dolayısıyla bu anayasa tartışmalarında benim herkese, buna ilgi duyan herkesi içtenlikle uyarmak istediğim temel konu, kıymetli hocalarım da dile getirdi, bir illüzyonla karşı karşıya kalmamalarıdır. Anayasa kötü çünkü ve bu yüzden de hayatımız kötü veya anayasa değişecek ve bu yüzden de hayatımız bir anda değişecek. Bunlar hem bir illüzyon olabilir, hem de bir manipülasyonun kapılarını açabilir. Bu demek değildir ki Türkiye'deki anayasada sorun yok veya Türk milleti dünyadaki herhangi bir egemen millet gibi kendisi yeni bir anayasa yapamaz veya anayasasını değiştiremez. Sadece bu tartışmaya böyle doğrudan sebep sonuç ilişkileriyle girersek sonra büyük hayal kırıklığı yaşarız yaşayan toplumlarda olur. O zaman maalesef. Araya gitmeden şöyle bir soru sorayım. Araya gideceğiz çünkü. Şimdi bu anlattıklarınızdan çıkardığım şöyle bir hat var. Şimdi bir 1982 Anayasası'nın yapıldığı dönem koşullar ve oradaki siyasal sistemle 5 yıldır içinde bulunduğumuz siyasal sistem arasındaki farklardan kaynaklı yapılması gerekenler var. Bu pratik bir iş yani bu anlamda. Başkanlık sistemiyle bir başka sistem arasındaki farklardan oluşan bir kriz yerleri var, kriz noktaları var. Onları çeşitli başlıklarda söylüyoruz. Mesela başkanlık sisteminin 5 yıllık uygulamasının sonucunda görülen eksikler, çeşitli uyarlamalar. Bunlar pratik ihtiyaçlar. Bir bu yüzden anayasanın değişmesi gerekiyor. Bir de anayasanın siz yeni nesil dediniz değil mi? Yani evet, güncellenmesi gereken kısımları var. Yani işte internetten tutun da işte dünyadaki çeşitli geçmiş 82 anayasasının kapsayamadığı konular güncellenmesi meselesi var. Ama bir de bunların arasında yani bir toplumun ihtiyaçları üzerinden oluşacak ve sadece metinde kalmaması gereken başka bir alan daha var. O biraz daha soyut duruyor aslında o diğer alan. Onu da somutlayacağız. Onun nasıl somutlanacağını belki de anayasa yapım süreçleri nasıl olmalı meselesinde galiba daha iyi anlayacağız. Dünya örneklerine de bakacağız. Şimdi bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir ara, aradan sonra devam edeceğiz.
100. yılda yeni sivil anayasa. Bunu konuşuyoruz. Şunu da bilince çıkartmaya çalışıyoruz. Kardeşim, Türkiye'nin, dünyanın bu kadar meselesi, sorunu varken anayasada sorun mu? Anayasa bizim ne işimize yarıyor ki? Gibi serzenişler olduğu zaman, duyduğumuz zaman bunun öyle olmadığını, aslında her meselenin anayasadan geçtiğini, haklar, özgürlükler da dahil olmak üzere ekmeğin de anayasadan geçtiğini, geçinmenin de anayasadan geçtiğini tekrar altını çiziyoruz. Yeter ki bunun mücadelesini toplumda versin. Bir ekleme yapacağım. Benim tam da bu konuda dediğiniz konudaydı. Buyurun. Şimdi 2010 anayasa değişikliğiyle referandumda oldu malumunuz. Ve orada Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru kabul edildi. 23.02.2012'den itibaren de filanlık Anayasa Mahkemesi kapılarını açtı bireysel başvuruya. Yani vatandaşın her tür sorunu ama anayasada geçen hürriyetlerle, hak özgürlüklerle ilgili ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde aynısı geçiyorsa o zaman Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı var. Dolayısıyla bütün, yani bu 62 madde anayasada geçen, bunların tamamıyla ilgili bütün taleplerini Anayasa Mahkemesi'ne iletebilir ve bireysel başvuru konusu yapabilir. Yargıyla el alamadığını, Yargıtay'a gitmiş, Danıştay'a gitmiş, tabii diğer alt mahkemelere de gitmiş ama hakkını alamamışsa bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmezden önce hakkını alabiliyor. Dolayısıyla anayasa hukuku artık soyut bir şey değil. Soyut bir metin değil veya sadece işte yani kanunların iptali, Cumhurbaşkanı kararnamelerinin iptali vesaire, bunlarla ilgilenen bir şey değil. Vatandaşın gündelik işleriyle ilgilenen, bunlarla ilgili ve yani yürütülmesi zorunlu karar veren bir mekanizma, tazminata hükmedebilen bir mekanizma ve bunun eda niteliği de var. Yani bunu yap diye kurumlara yetki verebiliyor. Bu çok önemli bir şey ve bu açıdan da yeni anayasada bireysel başvurunun genişletilmesini ben öneriyorum. Belirli alanlarda bireysel başvuru daha da genişletilebilir diye yeni anayasada bunu önermek istiyorum. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu ve Sayıştay, bunlar anayasal mahkeme mi değil mi? Bu anayasada çok çelişkili ve belli değil daha doğrusu. Mesela bu belirsizliği biz bir sorun olarak nasıl yaşıyoruz? Kafamıza somutlamamız gerekirse. Yani şimdi mesela Yüksek Seçim Kurulu bir karar veriyor. Bu acaba Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla gider mi, gitmez mi diyoruz. Mesela Sayıştay bir karar veriyor. Bu acaba nihai merci mi? Gerçi anayasa yazıyor ama yine gidenler de var. Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor orada. İşte en son Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Bu konuda çelişkili kararlar da var aslında. Usulden kabul ettikleri de var. Yani esasdan red de var, usulden red de görüyoruz. Ve bunların yani bir anayasa mahkeme olup olmadığı, Yargıtay gibi, Danıştay gibi, Anayasa Mahkemesi gibi, ki bunlar aslında yüksek yargı organları ama Anayasa Mahkemesi, mesela Yüksek Seçim Kurulu 79. maddede geçiyor. Yüksek Yargı Organları bölümünde geçmiyor bu. Orada geçmediğine göre Yüksek Yargı Organı değil denilebiliyor mesela. Ve Sayıştay orada geçiyor ama onun bir yüksek yargı merci olduğu söylenmiyor. Yani bunlar netlige kavuşturulmalı. Yeni anayasanın bir fonksiyonu da bu olabilir. Keza yeni anayasada Merkez Bankası da geçmesinde büyük fayda var anayasa metninin içerisinde. Çünkü dünyada çok önem verilen bir mekanizma olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu anayasal birikim konusunda Amerika'nın büyük birikimi, Avrupa'nın diğerleri ama bizim de yani şu Anadolu'da çok yüksek birikimler var. Biz anayasa yapın, belki birazdan gireceğiz buna ama yani Türkiye ilk kez anayasa yapmıyor ki. Geçmişte çok anayasalar yapmışız. Fatih Sultan Mehmet'in yani 48 yaşına vefat etti. Yani ölmeden önce, 3 sene önce yaptığı bir kanun esası var ve bu 400 sene Osmanlı'yı yönetti örneğin. Bunu Yavuz ve Kanuni tadil etti, biraz daha genişletti geri. Ya bu bir örnek. Ondan önce Timur'un var, diğerlerin var ve zaten bu yani Fatih'in yaptığı anayasanın da o birinci maddesi. Bu kanun atam dedem kanunudur. Benim dahi kanunumdur. Evlad-ı kiramım, neslen, bade neslen, anınla amir olalar diye 15. yüzyıl Türkçesiyle. Yani daha önceden de yine kanunlar var. Dünyada yaşayan bütün devletler mutlaka bir anayasası var. Ama yazılı ama yazısız. Yani teamülü veya geleneksel bir anayasa. Türklerin de geçenlerde Kara Kuvvetler'in kuruluş yıl dönümü 2200 küsur yıllık bir... Yani Türklerin devlet yapma geleneği çok fazla. Bunların hepsinin anayasaları vardı. Dolayısıyla ilk kez anayasa yapmıyoruz. Bunu yani söylemek istedim. Bizim de bir anayasal birikimimiz var ve bunlar zaten... Yeri geldiğince peki anayasa deyince niye bizim daha çok tartıştığımız, yani kamuoyunun daha fazla tartıştığı kısım şu oluyor. Ya mesela
siz hukukçularla konuştuğumuzda bazı konular hani ya toplumun sorunu değilmiş de hukukçuların derdiymiş, teknik meselelermiş gibi algılanabiliyor. Onun toplumdaki karşılığını görmek, yani hayatımızda neyi aksatıyor ki onu anlamak gerekli. Bir de örneğin işte internete erişim hakkının mesela anayasada olması. Ekolojik anayasacılık diye bir şey tartışılıyor. Doğanın var olma hakkının anayasada olması gibi. Ondan sonra şimdi fakat daha popüler alanda toplumun daha fazla dikkat kesildiği konu anayasa denince daha çok rejim tartışmaları üzerine oturuyor. Değil yani anayasa dendiğinde insanlar ya eğer bir siyasal sisteme dair eleştirisi varsa anayasa aracılığıyla o eleştirisinin hayata geçirilmesi, o eleştirisi yönde bir değişiklik olması ya da bir koruyuculukla işte Türkiye'nin siyasal sisteminin yapısının o değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerine dokunulmadı. Bu anlamda hep bir siyasal, siyasette de bunun üzerinden tartışılıyor. Yani siyasetçiler hani tamam vatandaş böyle diyelim ki sizin gibi teknik hukukçular da ama siyasetçiler de bir anayasa tartışması başladığında bir rejim değişikliği tartışması üzerinden yürüyorlar ve konu buradan popülerleşiyor. Bu anayasaların asli esas karakteri budur, baskın olan karakteri budur. Diğerleri aslında zamana göre uyarlanan, değiştirilebilir kısımlarıdır. Bu karakterinden kaynaklı mı? Yoksa hani hakikaten bizim anayasalara verdiğimiz önemle ilgili bir sıkıntı mı var? Yani biz mesele bütüncül mü bakamıyoruz? Bununla da ilgili kısa görüşeniz tabii olursa. Tabii ki. Yani şimdi biz anayasayı sevdirmiyoruz veya anayasayı çok sevmiyoruz. 82 anayasası cebimizde olmalı ama çoğumuzun cebinde yok halkın. Diğer ülkelerde Amerika'ya örnek verdim mesela. Yani çocuklara bu anayasa öğretiliyor, çocuklara sevdiriliyor. Anayasaya sadakat borcu her tarafta yani yazılarla, diğer şeylerle anayasa sevdiriliyor. Bizde anayasa sevdirilmiyor çünkü anayasa kendisini sevdirmiyor. 82 anayasası bir darbe anayasası. 61 anayasası tabiri caizse 3 kişi idam ettik. Onların üzerine gelen bir anayasa ve zaten onlar da alınmadı. Yani Demokrat Parti alınmadı. Tek taraflı yapılan bir anayasa oldu. Dolayısıyla büyük bir soğukluk oldu. Anayasa halkın arasına girdi. Toplumsal sözleşme fakat toplumun bir bölümü ihmal edildi. Alınmadı anayasanın içerisine. Dolayısıyla yani bu tür bir anayasa sevgisizliği oluştu. Anayasa sevdirilmedi. Sevdirilse böyle olmazdı. Ve bunu tabii yani çeşitli yöntemlerle devlet sevdirmeli kendi anayasasını. Bu ilkokuldan, ortaokuldan, liseden, diğer fakültelerden, sadece hukuk fakülteler değil, anayasanın sevdirilmesi ve anayasaya sadakat borcumuz. Bunun üzerinde sürekli durulmalı ve bunun mutlaka sevdirilmesi lazım. Siz, yani mesela örneğin işte 61 anayasası örneğini verdi Sayın Fendoğlu. Ve dedi ki işte bir başbakan ve üç ne derler? Devlet yöneticisi. Dışişleri ve Maliye Bakanlığı. Dışişleri ve Maliye Bakanlığı. Asarak üstüne. Ama bir yandan da işte Türkiye'nin en özgürlükçü anayasası üzerinden de konuşuluyor. 61 anayasası için. Böyle bir tabir çok fazla kullanılıyor. Hatta daha çarpıcı bir şey. Hani Türkiye siyasi tarihinin hakikaten üzücü karanlık dönemi. Yani işte 3 idam ve devamında sanki bir revanşmış gibi 3 gencin idamı ve parlamentoda böyle 3'e 3 şeklinde tartışmalar. Ve onların mahkemesinde de o gençler anayasayı tebdil, ilga nedir o? Böyle evet, siz onu tam şey biliyorsunuzdur. Malum madde. Ha. Şimdi bu yüzden idama mahkum oldular. Ve onlar mahkemedeki savunmalarında ise anayasaya sahip çıkıyoruz ve anayasa için mücadele ediyoruz. Yani bu kadar ironik ve yani anayasa bizde çok siyasal bir şey. Uğruna idam oluyorsunuz, uğruna idam ediyorsunuz. Hani bu kadar siyasal bir metnin içerisinde mesela işte ekolojik anayasacılık mesela bir anda ben naif kalıyor. Yani o yüzden bu kadar siyasallaşmış olması zaten doğası gereği böyledir. Bu kaçılmaz mı? Yoksa Türkiye'ye özgü yanları var ve bizim yeni anayasa sürecimizin önünde bir barikat mı bu? Ne dersiniz? Aslında ben biraz eleştirel perspektiften, eleştirel hukuk kuramı perspektifinden bakıyorum. Bütün normlar, İster bu normal hiyerarşi açısından baktığımız zaman işte anayasa, kanun, diğer mevzuat türleri açısından baktığımız zaman vaz edilen, ortaya konulan her bir norm politik aslında siyasal. Onun için hani özellikle konu girizgahta da ifade etmiştim. Anayasa söz konusu olduğunda bu en üst norm türü fakat anayasa teknokrasisinin
kendi bağlamından, kendi teknik dilinden de ari olarak aslında siyasal bir metin. Yani siyasal anlamda nasıl bir perspektif ortaya koyuyoruz? İşlevleri, temel işlevlerinden bir tanesi kurucu işlevi, birisi sembolik işlevi ve birisi de sınırlayıcı işlevi. Bu işlevler açısından ne tür anlamlar, ne tür normatif ya da normlar koyuyoruz meselesi ortaya çıkıyor. Bu açıdan bakınca aslında burada ortaya çıkan durum açısından baktığımız zaman bunun siyasal bir metin olması noktasında herhangi bir abeslik, herhangi yadırganası bir durum olmadığını düşünüyorum. Abi, bu kadar olağansa bu siyasal güçler arası uzlaşma varsa siyasal güçler arası rekabet ve çatışma da var demek. Yani anayasa bir uzlaşmadan önce bir çatışma sürecinin ürünü o zaman. Tabii ki. Yani aslında işte hem işte Rousseau'da, John Locke'da, Hobbes'taki o kurgusal fikir de öyle. Hani bir çatışmanın Hobbes'ta olduğu üzere bir kurgu var kafasında. Millet birbirini yiyor ve neticesinde işte bir Leviathan'a, yani bir otoriteye yurttaşlar bir araya gelip ya kardeşim birbirimizi boğazlıyoruz. Karmaşa hakim haklarımızı güvence altına alacak. Bizleri cezalandırma ya da şiddet yetkisini uhdesinde bulunduracak bir şey inşa edelim. Devlet, devletin adı da devletin sembolik kimliğini de oluşturan şey anayasa aslında. Yani devlet dediğimiz o toplumsal sözleşmeyi var eden şey metin olarak, ki burada sembolik işlevi de devreye giriyor aslında. Hani hem kültürünü hem tarihini, ki anayasamızın 82 anayasamızın hem 61 anayasamızın başlangıç kısmında da bunlar ifade ediliyor. Yani işte bunlar da belki fasıl fasıl tartışacağız. Nasıl olması gerekir? Nasıl bir dil, nasıl bir öngörü olması gerekir? Belki ayrı fasıl fasıl tartışılması gerekiyor ama burada aslında temel hareket noktası şu olmalı. Az önce aradan önce de ifade etmiştiniz, soru olarak da formüle etmiştiniz. Aslında burada hem negatif yükümlülükler insan hakları açısından baktığımızda hem de pozitif yükümlülükler açısından baktığımızda halkın anayasaya sadakatinden öte anayasanın varoluş gerekçesini ya da ontosuna tekrar dikkatinize sunmak istiyorum. Nazara itibara alınmasını istiyorum. Bu açıdan baktığımızda hak öznesinin karşısındaki yükümlülükler öznesi ya da şeyi olarak karşımıza devlet otoritesi, kamu otoritesi çıkıyor. Onun için anayasanın başta bu sınırlayıcı yetki çerçevesinde hangi alanları, hak ve özgürlük alanlarını düzenleyeceğiz? Bu hak ve özgürlükleri ne ölçüde sınırlandıracağız? Genel bir sınırlama ilkesi mi, yoksa tikel olarak hepsini ayrıca sınırlandırma yetkisini mi, ne ölçüde kullanacağına ilişkin insan hakları politikası ya da hak ve özgürlükler politikası bir anlamda aslında baktığımızda asıl ekseni oluşturan şey o. Dibacisi açısından, başlangıç ilkesi ya da sembolik değeri açısından da öyle aslında. Burada evet, yurttaş bunu sosyolojik anlamda tartışabiliriz. İşte Kant etiği diyoruz. Yurttaşların kendiliğinden herhangi bir yaptırım kaygısı gütmeksizin her bir davranışını, Kant öyle ifade ediyor, her bir davranışınız öyle olsun ki evrensel bir kaide olsun, kural olsun. Yani neyi gerekli kılıyor? Zaten yazılı normatif bütünlüğe yurttaşın uymasının beklendiği bir etik düzlemi, yüksek bir düzlemi ifade ediyor. Bu açıdan bakınca tabii ki sadakat, bağlılık, anayasanın hükümlerine norma bağlılık, ama asıl burada anayasayla bağlı olma, anayasanın normatif bütünlüğüne ve maddi içeriğine bağlılık, burada nasıl ki anayasanın varlık sebebi insan hakları, bireyle devlet arasındaki o asimetrik ilişkide kimin hak ihlalcisi olabileceği fikrine, konseptine dayalı olarak aslında devletin ya da kamu otoritesinin burada kendisini sınırlaması, metnin özellikle hak ve özgürlük kataloğu açısından baktığımız zaman burada sınırlama devletin, var. Devletin, kamu otoritesinin kendisini sınırlaması. Peki devlet buraya çekilir mi, devlet oraya itilir mi? Bu tabii ki karşılıklı. Nasıl itim ya da bunu bir şey olarak, diyalektik olarak görelim. Karşılıklı bir etkileşim alanı olarak görelim. Bunu az önce hocam bazı öneriler getirdi mesela, işte halkın, halk egemenliğinin daha etkin bir şekilde anayasada farklı formülasyonlarla, mesela bir tanesi geri çağırma olabilir. Memnuniyetsizlik söz konusuysa, ya da işte referandumun daha, işte Cumhurbaşkanı'nın öngörü çerçevesinde bunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanıyla parlamentonun, meclisin anlaşması noktasında referandumun yapılması, belli herhangi bir politik noktada karar vermede, sosyal hadiselerde ya da işte herhangi bir yatırım politikasında mesela daha fazla yurttaş merkezli bir şey olması noktasına baktığımız zaman bunu yurttaş kullanıyor aslında. Başka nasıl kullanıyor mesela? İşte periyodik gerçekleşen siyasal katılım hakkı çerçevesinde aday olmakla gerçekleşiyor. Siyasal haklarını kullanarak, oy kullanarak, dönemler içerisinde memnuniyetini,
kamu otoritesinin bu noktadaki sorunlarını ya da yetersizliklerini ya da yeterliliklerini aslında sınıyor belli periyotlarla. Bu daha etkin hale getirilebilir. Onun için hocamın bu vesileyle ona da katılıyorum. Yani orada mesela işte sözlü özellikle yürütme erkinin yasama meclisinde bu öngörülmemişti. Mesela bu yeni sistemsel değişiklikte sözlü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vekillere de bu noktada savunmasını ya da bu noktadaki bilgilenmeyi olanaklı hale getirilmesi de mesela öngörülebilir. O açıdan bakınca aslında odağa alınması gereken hak öznesi. Yani anayasanın bütün belki özünü, esasını teşkil eden şeyin bu noktada baktığımız zaman o sınırlayıcı yetki çerçevesinde, ki sadece sınırlama değil, bu negatif bir yükümlülük, anayasa hukuku literatüründe de ifade edildiği üzere pozitif yükümlülük çerçevesindeki, az önce siz değinmiştiniz, sosyal haklar noktasında hep kağıt üstünde kalıyor. Daha 1789 Fransız Anayasası'ndan başlamak üzere bu noktada bir kamusal sorumluluk, pozitif yükümlülük öngörülüyor. Bizim 61 Anayasamızda da var düzenleme. 82 Anayasamızda da devletin mali gücü olanaklarında sosyal, kültürel ve ekonomik haklarda devletin pozitif yükümlülükleri öngörülüyor. Belki bu yeni öngörüde, yeni 21. yüzyıl perspektifinde, yeni yüzyıl perspektifindeki inşa edilecek metinde, anayasada, toplumsal sözleşmede sosyal hakların, ki bu noktada ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim, dünyanın özellikle pandemide bu kendini ortaya çıkardı, Türkiye pozitif ayrıştı. Yani bütün gücünü seferber etti, sağlık hizmetleri, alınması gereken kamu güvenliği açısından alınması gereken sağlık tedbirlerini hemen devreye soktu ve altyapı imkanlarıyla sosyal hizmetleri, sosyal hakları devreye soktu. O açıdan belki bu noktada yeni bir bu yeni kuşak haklarla, siz az önce de ifade etmiş olduğunuz üzere yeni nesil haklar, işte doğal çevrede, sağlıklı çevrede yaşama hakkı, su hakkı, konut hakkı, belki biraz daha bunları aslında detaylı konuşmak isterim. Bunlara ilişkin de bu yeni nesil, yeni kuşak haklar açısından da ciddi güvencelerin olması gerekiyor. Mesela internet hakkından söz ettiniz. Gürcistan Anayasası'nda, yanlış hatırlamıyorsam, bir anayasada daha literatürde rastlamıştım. Bu açık bir biçimde internet kullanımına ilişkin bir anayasal güvence var. Malumunuz pandemi döneminde eğitim platformlara taşındı zorunlu olarak. Devlet seferber oldu. Sosyal imkanlar ölçüsünde bunlar, işte imkanlar sunuldu ama mesela coğrafi anlamda bazı yerlerde internet imkanına erişim kısıtı ortaya çıktı kendiliğinden. Bu açıdan bunların mesela güvence altına alınması. Hatta Yunanistan Anayasası'nda rastlamıştım. Orada bilgi toplumuna katılım hakkı. Sadece internet tabii ki bir medyum, bir araç olarak, bir şey olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada belki daha kuşatıcı bir biçimde bu dijital ortamda kendini var etme, kişinin kendini gerçekleştirme, anayasamızda maddi manevi varlığını gerçekleştirmenin de bir artık mecrası oldu, yolu oldu, vasatı oldu. O açıdan bu tür yeni düzenlemelerin, yeni hak kategorilerinin de bir şekilde formüle edilerek çağdaş dinamikler doğrultusunda yeni metinde yeni bir perspektifle ortaya konulması gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle. Çok özür dilerim. Tam size geçecek. Evet. Ha, buyurun. Eğer söz sırasını bozmayacaksam. Hiç önemli değil. Çünkü arada bence sırayı da ihlal edebilirsiniz. Evet. Sohbet şeklinde. Ha, süper. Çünkü az önce bize söylemiştiniz. Çünkü sizin sorunuzla birlikte düşününce değerli hocalarım da söyledikleri bende bir şey çağrıştırdı. Dediniz ya, sorunuz, çıkış noktamız şuydu. Yani bizde anayasa tartışmaları çok mu siyasal? İnsanlar çok mu duygusal özdeşlik kuruyor? Yani biz bu anda dünyadan ayrışıyor muyuz diye sormuştunuz soruyu. Cevap hayır. Çünkü tam da bu dünyadaki bu anayasal tartışmaları karşılaştırma olarak inceleyen çok saygıdeğer bir bilim insanı vardır, John Elster. Der ki anayasa yapım süresinde veya anayasal tartışmalarda üç tür motivasyon gözlenir. Mantık, tutku ve menfaat. Dolayısıyla... Mantık, tutku, menfaat. Evet. Dolayısıyla biz burada aslında bu akşam daha ziyade belki toplumsal ve mesleki pozisyonlarımız itibariyle işin mantık kısmını konuşuyoruz. Tabii tam olarak söylüyorum. Rasyonel. Üçlü arasında en baskını pek hangisi? Bizim içimizden ve bu andaki bu yüzümüzle mantık şüphesiz. Daha siyasal kadrolar açısından kuşkusuz menfaat, geniş kitleler açısındansa muhtemelen tutkular. Bunda da şaşacak bir şey yok. Duçaçek, bir Çek anayasa hukukçusu ismiyle, çok müsemmah soy ismi, der ki anayasaları siyasal ve hukuksal işlevlerine böler. Yani anayasalar hukuksal olarak ne işe yarar? Önce onu sorar. Der ki bir, anayasalar öncelikle bir siyasi iktidar haritasıdır. Yani biz anayasaya baktığımızda
bir devlet yönetiminde kim ne yapar onu anlarız. İşte konuşulan hükümet sistemleri tartışması bunun tipik örneğidir ama aynı zamanda anayasa bir normatif pınardır der. Yani bütün diğer normların kendisinden kaynaklandığı ve meşruiyet olarak dayanağını aldığı bir çıkış noktasıdır der. Bunlar hukuki işlevleridir. Ama bir de anayasanın çok önemli bir siyasi işlevi vardır. Anayasalar ideolojik birer manifestodur. Bu da aslında geniş halk kitlelerinin bu konuda özel bir eğitime ihtiyacı burası olma, o evet. Zaman. Ya kavga çıkarsa da buradan çıkar. Çıkar. Çıkarsa daha doğrusu buradan çıkar ve bu da normal bir şeydir. Ama dikkat edin, bu alanlar arasında benim yaptığım ayrım analitik bir ayrım. Analitik ayrımın anlamı şudur. İnsan zihninin karşılaştığı olguyu kolay anlamasını sağlamak için üretilmiş zihinsel kategorilerdir. Yani örneğin hükümet sistemi tartışması bu üçlü ayrımda kurumsal alanda, siyasetler alanında kaldı diye ideolojik kaygılardan ve tutkulardan arınmış değildir. Türkiye bunun tipik bir örneğidir. Türkiye'de başkanlık sistemi, parlamenter sistem tartışması gerçekten hangi hükümet sisteminde kararların daha etkin alındığı omurgasında mı yürüyor? Yoksa aslında bir kuvvetler ayrılığı ve hukuk devletinin gerçekten yıkıma uğrayacağı veya işte ancak diğer türlü kurulabileceği gibi çok daha tutku bazlı söylemler ekseninde mi yürüyor? Öyleyse sizin sorunuza cevap olarak hemen şöyle bağlamış olayım. Türkiye'de bu konunun siyasal anlaşılması, tutkular dilinden insanların genel hayatına tercüme edilmesi maalesef biraz bu konuda safların ve tutumların da sertleşmesi sürpriz değildir. Bu sürecin kaçınılmaz bir büyüsü ve lanetidir. O yüzden de Türkiye'de bizim en büyük sorunlarımızdan biri belki yine konuşacağımız mesele üslup sorunu. Anayasa yapımında çatışmacı ve uzlaşmacı üslup diye kavramsallaştırılan meseleler ve bunların bu süreçlere etkisi çok hayatidir. İşte kutuplaşmanın, ayrımcı dilin belki bir ağını kazandırabilir bir siyasal duruşa. Ama bir sonraki adımda işte ayağa dolanabilir adımlar. İşte bu tam o noktayı şu an tartışmaya başlıyor gibi görünüyor. Size o katkınızı alacağım. Akabinde sizinle dinleyeceğim. Yani şu anayasaya, demokratik anayasa nasıl yapılıyor? Bu dünya örnekleri üzerine konuşacağım. Çünkü çok çarpıcı bir örnek Şili deneyimi. Yani Şili deneyimini düşünürken ve sizin çalışmanızı okurken bazı yönleri Türkiye'ye çok benziyor, bazı yönleri daha Türkiye'de sınanmamış, denenmemiş bir yön. Bir de çok karşılaştırılırız ya biz Şili ile işte onların 11 Eylül'ü var, bizim 12 Eylül'ümüz var, darbe vesaire diye. Ekonomik olarak da benzer formlarda diye. Ama önce sizin katkınızı alayım. Şimdi anayasalar neden toplumda çok fazla sevilmiyor sorusuna bir yanıt aklıma geldi de 1980 darbesi yapıldıktan sonra sorulduğu evrene neden böyle geciktiğini, çok adam öldü dedi, şartların olgunlaşmasını bekledim demişti. Ve 12 Eylül olduktan sonra da gözaltına alınan insan sayısı 650 bin kişi. Dava açılan 210 bin kişi, sıkı yönetime açılan dava sayısı 230 bin kişi, idam talebiyle yargılanan 7 bin kişi, idam edilen ve katledilen yani böyle biraz bu tür bir muğlak bir şey 1000 kişi böyle, faili meçhuller 17 bin kişi. Dolayısıyla 1 milyon insan mağdur edildi. Bunlardan haklı olanlar olabilir, haksız olanlar da olabilir. Çünkü biraz tartışmalı bir konu. Bir de işte bir sağdan bir adam ilan edilince, soldan edilince bir de sağdan ilan idam edilelim denildi ve yaş 18 doldurmadığı halde malum yaşı büyütüldü ve idam, yani soldan idam ettik sağdan etmesek olmaz gibi böyle bir adalet, yani bunlar 82 anayasasının bence kırıklar ve sevilmeme nedenleri olarak söylenebilir. 61 anayasası ilgili özgürlükler anayasasıdır. Tamam, getirdiği özgürlükler var. Temel haklar ve hürriyetler konusunu getirdiği gerçekten ayrıntılı maddeler var. Bunlar biz kabul ediyoruz ama yani o idamlardan sonra olması, gerçeklerin gizlenmesi. Geçen Yasada'ya gitmişim, yeni ismi Hürriyetler Özgürlükler Adası. Orada gerçekleri insan daha çok iyi görüyor. Simülasyon yapılıyor. Orada işte savunmalar nasıl oldu, işte iddialar vesaire. Orada tam bir dram oldu, ortaya çıktı. Ve zaten Türkiye Millet Meclisi de oradaki alınan kararların tamamını yok saydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunu, meclis bir mahkeme kararını yok. Bu bir ilk ve son oldu. Yani inşallah son da olur tabii ki. Şimdi bunun yanında neden işte 61 anayasası yani sevilmedi? Ona bir örnek de şunu söyleyebiliriz.
hem meclis hem de senato kuruldu. İkili, yani iki kameral sistem kuruldu ve Cumhuriyet Senatosu'nda Cumhurbaşkanı 15 kişiyi atayabiliyordu senatör olarak, seçimsiz, hiç seçim olmadan. Bir de Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin tamamı 23 kişiydi. 37'den sürgünler oldu, 14, 23 kaldı. Bunların tamamı senato üyesi, bir de seçimle gelenler vardı. Yani seçimsiz gelen tabii senatörler, bunlar toplumda iyi bir şekilde olmadı. Ve dolayısıyla yani bunlar bir 61 anayasasında sevimsizliğine yol açan şeyler oldu. Ayrıca istikrar olmaması, 1961 ile 2002 arasında gelen hükümetler, 41 yılda 32 tane hükümet geldi. Her hükümetin ortalama ömrü 1,5 sene oldu. Büyük bir istikrarsızlık, bunu da söyleyebiliriz. 61'in getirdiği istikrarsız hükümet şeklidir. 71'de yeniden bir darbe, 12 Mart muhtarası oldu ama 61 ile gelen... Ama işte o dönem şöyle söylemler kullanılıyor ya, mesela bu anayasa bize bol geldi. Bol gibi yani toplumuna bunu konduramamak, bu bize fazla. Yani toplum fazla veya toplum böyle yönetilemez. Yani o çok da doğru bir laf değil aslında. Yani bol gelme meselesi o değil. Toplumu iyi okuyamama, toplumla mutabık olan bir anayasa olmalı. Ha, demek ki biraz da ezbere yapıldı bu. Yani buradan o anlaşılıyor. Türk toplumu her türlü özgürlüğe, hürriyete layıktır. Ne demek yani o tabii. Cümleyi ben çok olarak yerinde göremiyorum. Ama yani bunun yanında uygulamalar, işte 71 ile gelen kanun hükmüne kararname 71'de kabul edildi, özgürlükler kısıtlandı hemen. Yani dolayısıyla 82'de olsun, 61 olsun, bu her iki anayasa darbenin sonucu olmaları ve insanlara epey bir haksızlık yapmış olmaları bunları toplumda sevdirmedi diyebiliriz. Benim katkım buydu. Bir de şunu son bir cümle tabii olarak da anayasaları biz ikiye ayırabiliriz. Hukuki anayasa, siyasi anayasa. Hmm. Hukuki anayasa dediğimiz şey temel hak ve hürriyetler rejim olan işte 12 ile 75. madde arası, anayasada 62 madde yaklaşık. Bu hukuki anayasa, anayasanın hukuk tarafı ama bunun dışında rejim, devletin yapısı, ilk 10 madde çatıyla ilgili bunlar da siyasal anayasa diyebiliriz. Evet. Şimdi şöyle, anayasaların demokratik, bir kere bir anayasayı Sayın Kontacı, ya hepinize soruyorum bu soruyu ama Kontacı'yla başlayacağım. Bir anayasayı demokratik yapan, onun yapım süreci mi? Yapım sürecinin kendisinin demokratik bir işleyiş içerisinde olması mı? Onun içeriği mi? İçeriğindeki maddelerin kurgusunun demokratik standartların yüksekliği mi? Bir kere demokratik anayasa deyince hangisini öne koymalıyız? Tartışmanın bağlamına göre her ikisi de mümkün olabilir. Çünkü yine bu demokratik anayasa yapımı teorisinin açıklanması zor bazı örnekleri. Anayasa yapım yöntemi itibariyle bugün bizim demokratik anayasa yapımıyla hiçbir şekilde bağdaştıramayacağımız kimi anayasaların içerikleri itibariyle fevkalade demokratik olduğu örnekleri bizim gözlerimiz önünde seriyor. Üstelik bunlar sadece 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki bu Almanya ve Japonya sapması da değil. Mesela Bosna Hersek günümüz anayasası 1995 Dayton Barış Anlaşması'nın ekidir. Tam bir uluslararası toplum dayatmasıdır teoriye oturtacak olursanız. Ama yani korkunç bir soykırımı durduran, iyi kötü orada işlemeye çalışan bir sistem kuran şeydir. Hatta dahasını söyleyeyim. 2005 yanılmıyorsam Irak Anayasası, yani günümüz Irak durumunun yani ne olduğu ayrı bir tartışma ama en azından anayasal mimari itibariyle işte seçimin, demokrasinin kurumlarının geldiği bir yerden söz edebiliriz. Herhalde Saddam Hüseyin dönemine göre daha iyidir diye düşünüyorum ve ümit ediyorum. Dolayısıyla bazen anayasa yapım süreçlerinin demokratik olmadığı ama sonucun demokratik olduğu anayasalardan söz etmek mümkün. Veya tarihsel örnekler de var. Ferman niteliğinde anayasalar vardır. Mesela 1876 Osmanlı Kanunu'nun esasisi, yani burada bir halk katılımından söz etmek mümkün olabilir mi? Kuşkusuz çeşitli koşullara cevap olarak bir padişah fermanıdır. Yine karşılaştırma örneklerden başka tarihsel örneklerde bulmak mümkün. Bunlar bugünkü ölçütlerden geriye dönüp baktığımızda kuşkusuz demokratik anayasa yapım yöntemiyle hiçbir şekilde bağdaştıramayacağımız ama insanlığa katkıları veya ait oldukları toplumlara katkıları itibariyle anayasacılığın, demokratik kurumların, seçim kültürünün, parlamentoculuğun gelişmesine çok ciddi katkı yapmış örneklerdir. Dolayısıyla içerik bir anayasanın demokratik olmasında kuşkusuz temel göstergedir. Ama bizim bu akşamki tartışmamız bağlamında galiba bir de yani yapım sürecinin de demokratik olmasından evet. söz ediliyor. Şimdi bu da aslında eski anayasacılık ve yeni anayasacılık diye iki kavramdan söz etmek mümkün. O bağlamda belki ele almak lazım. Eski anayasacılık dediğimiz şey
anayasa yapımını temel olarak elitler arası bir uzlaşma olarak görür. Örneğin bugün yine yani günümüz demokrasinin herhalde en kıdemli anayasası veya ikinci olabilir. Amerikan anayasası 55 tane o günün Amerikan toplumuna hiçbir ilgisi alakası olmayan seçkin erkek birey tarafından yapılmıştır. Yani bir şekilde seçilmişlerdir koyunlardan falan ama o dönem Amerikan toplumunu ne sosyo-kültürel olarak yansıtırlar, ne yaşam tarzı olarak yansıtırlar, ne de eğitim düzeyi olarak yansıtırlar. Tipik elitler arası uzlaşma anayasasıdır. Ama şimdi yeni dönem anayasacılığı veya yeni anayasacılık denen şey de aslında anayasal yapım sürecine katılmanın bireyler açısından da bir hak olduğunu ortaya koyar. Bununla ilgili çok ilginç başvurular vardır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin galiba bir Kanada yanılmıyorsam anayasa yapım sürecinden dışlandığını iddia eden bir topluluğun hak ihlaline uğradığını karar veren kararlar bazı örneklerinden söz etmek mümkün. Öyleyse bu yeni anayasacılıkta arzu edilen şey anayasanın yalnızca seçkinlerin değil kitlenin de katılımıyla yapılmasıdır. Neden? Bunun birkaç sebebi var. Bir değer. Yani katılım demokrasi bir değer tercihidir. Bir yön tercihidir, bir pusuladır. Her zaman sonuç garantisi yoktur. Demokrasi yolunda toplumlar illa ekonomik olarak çok gelişmeyebilir. Yani mesela otoriter kalkınma modelleri var. Güney Kore'nin çok yakın zaman uyguladığı yöntem demokratik ekonomik kalkınmayı geçiyor bakacak olursunuz ama siz böyle değer olarak benimseyebilirsiniz. Ama bir de bundan bir fayda umulur. Denilir ki halk, şimdi sizin bir önceki etapta sorduğunuz bir soruya da ilişkilendirerek cevap vereyim. Eğer bir sürecin oluşumuna katkıda bulunursa, evet burada benim de bir harca, işte ben de bir kürek koydum derse, onun anayasanın uzun dönemli meşruiyetini sağlamak daha kolay olur. Denir ki insanlara, bakın bu hepimizin ortak ürünü, siz de burada vardınız, biz de vardık. Hiçbirimizin dediği belki tam olmadı ama hepimizden bir parça var. Şimdi artık bu bizim ortak çocuğumuz, bunu büyütmek bizim işimiz. Şöyle, şimdi bu mesela son çizdiğiniz şeyde, tabloda biraz böyle hani insanların içine sinmesi açısından herkesin katıldığı gibi bir şey. Ama benim kafamda daha çok şöyle bir şey canlanıyor. Hani hem tarihsel örneklere gidildiğinde, hani o halkın katılımı falan dendiğinde veya işte uzlaşma yolu yapan, bir masa ama böyle savaş sonrası toplanmış bir konferans masası gibi bir masa. Yani herkes kendi bulunduğu yerden kendi çıkarları için çarpışmış, bir aşamaya gelinmiş. O anlamıyla herkesin kırmızı çizgileri var, geri basmayacağı noktalar var ve bir pazarlık masası gibi. Ve nihayet o pazarlığın sonucunda bir anayasa çıkıyor. Ve aslında katılımcılık böyle bir katılımcılık. Yani bir gün o anayasayı ihlal edersen aslında uzlaşılmış, barışılmış bir şeyi ihlal edersen savaşı yeniden başlatırsın. Yani caydırıcılığı da o. Anayasayı ihlal etmek bir savaşı başlatır. Sosyal bir barışı bozabilirsin veya işte toplumsal barışı bozabilirsin. Şimdi burada sizin anlattığınız katılımcılık aslında böyle bir katılımcılık değil. Değil. Bu tipik orta çağ şövalye düzeni, feodal yuvarlak masa toplantısı. Yuvarlak masa toplantısında farklı çıkar gruplarının, evet, farklı toplum kesimlerinin, evet, yani artık savaşı sürdüremeyeceği için bir uzlaşı noktası arayıp burada, evet, bir metne çevirip anayasayı, evet, oluşturması. Belki kurucu anayasalar falan belki. 19. yüzyıl bunları yansıtır bazı anayasa örnekleri. Peki şimdi bir Şili örneği var. Sizin, evet, de bu konuda bir makaleniz var. Biraz bütün ezberleri ve güzel duyguları sarsıyor. Evet. Yani katılımsa katılım. Evet. Ne olmuş Şili'de? Bir anlatır mısınız? Sonra bunun üzerine hep beraber konuşalım, tartışalım ama. Yani niye olmamış oradaki örnek, evet, ve bize ne dersler çıkabilir? Buyurun. Şimdi Şili tabii bizim ülkemizde çok yakından takip edilen bir örnek değil. Birkaç belki tarihi ve rakamı paylaşmak isterim izleyicilerin takip etmesi açısından. Malum işte Pinochet dönemi var. O dönemin Sosyalist Devlet Başkanı Allende'nin kanlı bir darbeyle öldürülmesi ve işte uzun yıllar devam eden bir diktatöryel askeri diktatörlük yönetimi. Daha sonradan Şili aslında demokrasi bir şekilde geçiyor 90'larda ama buna bitmeyen demokrasiye geçiş süreci deniyor. Çünkü Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde veya Kuzey Kafkasya Havzası'nda olduğu gibi yani Sovyet sisteminin çöküşüyle birlikte bir anda tam bir batı tipi demokrasiye kurumlarla geçiş mümkün olmadı. Şili görevden el çektirilmekle birlikte sonra da biliyorsunuz işte İngiltere falan gitti. Askeri ve sivil bürokrasi ve güvenlik bürokrasinin diğer kanatları üzerindeki destekçileri eliyle bir vesayet makamı olarak sürekli sistem üzerindeki kontrolü sürdürdü. Yani diktatör gitti ama Şili darbesi diktatörlük kaldı.
kurumları diktatörlükte kaldı. Bürokrasi devlette kaldı. Evet, bunu diyebiliriz ve seçilmiş Şili'de, şimdi burada anlatmayı gerçekten herkesi televizyonu kapattıracak kadar karmaşık mesele ama Şili'de toplumsal güçlerin parlamentoya adil bir biçimde yansımasını engellemek üzere tasarlanmış son derece cin bir seçim sistemi sebebiyle de bir türlü muhalif bloklar anayasayı değiştirecek ve bu diğer güvenlik bürokrasisini de yani diktatörlüğün kalıntılarını da ortadan kaldıracak çoğunluğa ulaşamadılar. Şili'nin böyle bir problem vardı. O yüzden bitmeyen demokrasiye geçiş süreci deniyordu. Neyse en son bu çok yakın zamanlarda işte oldu. 2019'da işte bu dönemin başkanının yaptığı aslında 30 centlik bir başkent Santiago'daki ulaşım zammıyla başlayan bir mesele ve insanlar sokağa döküldü. İşte mesele 30 centlik. Hatırlıyoruz ya. 30 yıl diye aynen. Ve daha sonra gerçekten demokratik anayasa yapım teorisine gönül vermiş insanların yani herhalde bir daha Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra böyle bir örnek görmeyiz ömrü hayatımızda derken görüp görebilecekleri en harika örnekle karşılaştık. Şöyle başladı süreç. 25 Ekim 2020'de bir halk oylaması yapıldı ve halka iki tane soru soruldu. Dendi ki bir, yeni bir anayasa istiyor musunuz? Çok net. İki, eğer istiyorsanız bu anayasayı yapmakta görevli organ nasıl oluşsun? İki tane de alternatif sunuldu. Alternatiflerden birincisi yarısı görevdeki milletvekillerinden, kalan yarısı da halk tarafından seçilecek üyelerden oluşacak 172 kişilik bir karma anayasa komisyonu mu olsun? Yoksa cinsiyet eşitliğine dayalı ve tamamı doğrudan halk tarafından seçilecek 155 kişilik bir anayasa konvansiyonu mu olsun dedi. İnanılmaz rakamlar. %78'i halkın dedi ki özetle evet yeni anayasa olsun. %79'da anayasa konvansiyonu olsun. Bir, süper. Halk anayasa istiyoruz demiş. %78'de. Evet. Tamam. Ve müthiş bir tamamı bizim temsilcilerine oluşacak bir konvansiyon oluşsun diyor. Ya katılımsa katılım. Çeşitlilik gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Ve çok renkli bir komisyon oluşuyor. Öyle söyleyeyim. Yani Şili'nin yerli halklarına 17 sandalye ayrılıyor. Yaş ortalaması 45. Büyük bir bölümü profesyonel siyasetçiler değil. İşte LGBT'yi kimlikleriyle tanınan en az 6 temsilci var. Kadın erkek eşitliği bakımından dünyadaki sanırım en çarpıcı örnek 78 erkek ve 77 kadın. Ona herkesin evi diyorlardı. Gerçekten tam bu kavramı hak eden bir konvansiyon. Ve bu tabii konvansiyon işte kendisi bir uyum komisyonu kurdu, çalışmalar yürüdü. Ve gerçekten işte bu arada tabii şunlar da yapıldı. Yani böyle bir meclis seçtik ve genel çekildik değil. Sonuçta 154 bin vatandaşın katıldığı 16 bin halk toplantısı düzenleniyor. 980 bin kişi mecliste anayasa taleplerini iletiyor. 980 bin kişi. Evet, Şili'nin nüfusu yanılmıyorsam 13 milyon çocukları çıkarın. Yani bu işle hiç ilgilenmeyenleri çıkarın. Rakam öyle daha yanlıştır. Türkiye gibi büyük bir ülkede 980 binden ne var diyebiliriz ama orada öyle değil. İnanılmaz bir talep. 100 binle Cumhurbaşkanı adayı oluyorsunuz. Evet, inanılmaz yani. 9 tane Cumhurbaşkanı adayı çıkar. Evet, inanılmaz ve gerçekten çok iyi bir süreç yürüdü. Ve sonuçta da açıkçası ortaya süreci dışarıdan izleyenler bakımından dünyanın en ilerici diyebileceğimiz anayasası çıktı. Yani inanılmaz bir temel haklar kataloğu, doğaya ve hayvanlara hak sahipliği getirilmesi, işte doğanın koruyucusu kurumlar oluşturuldu, yarı doğrudan demokrasi araçları, tam da hocamın söylediği halk girişimi, halk vetosu, bunlar getirildi. Yürütme içinde bağımsız idare otoriteler, yolsuzluk sorununa karşı özel hükümler, yerli halklara dair güvenceler, yani hani bu işlere çok meraklı olan birine sen bir yaz bir X devletin anayasası deseniz ne varsa her şey buraya geldi. İşte ne oldu? Anayasanın dünya karması olmuş. Gerçekten her şeyi toplamışlar. Evet, yani bir dünya karması. Ama işte çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Çünkü bu sefer 4 Eylül 2022 günü yapılan halk oylamasında %60'dan fazla hayır oyu çıktı. Şimdi süreç doğru. Bu süreçte geçen bir anayasa süreci. Evet. Katılımsa katılım. Evet. Vatandaşların görüşlerini iletmesi, komisyonlar, toplantılar. İnanılmaz. Bütün Şili seferber olmuş. Anayasa yapmış. Görünen o. Evet. Ve her kesim var. En marjinalinden en şeyine kadar. Fakat nihayette bu tekrar halka gidiyor. Ve %60 hayır. %60 diyor ki hayır. Evet. Bu anayasa istemiyor. Bu iki şey anlamına gelebilir. Bir, bunu Şili özelinde analiz edebiliriz. İki, demokratik anayasa yapım teorisi özelinde analiz edebiliriz. Ben birkaç dakikayı geçmeyecek şekilde ikisini de paylaşmak isterim. Ben bu krizin nedenlerini birkaç başlık altında paylaşmak isterim. Bunların bazıları Türkiye'nin yaşayabileceği deneyimler açısından da ciddi uyaranlar. Ben Şili meselesi bu yüzden önemsiyorum. Evet. Yani hadi varsayalım işte ki bir görüyor. Şeyi hallettik. Türkiye'de de muazzam çeşitlilikte evet. Katılımcı bir platform yaptık ama evet. Akıbetinin bu olması İhtimali nasıl engellenecek yani? Çünkü örneği var. Bizimle doğrudan bağlantı değil ama sırf hani atlamamak için söylemek isterim. Bir kere katılımcı anayasa yapım sürecinde katılım problemleri oldu Şili'de. Bu da işin hukuksal çerçevesiyle alakalı. Şöyle
2012 yılında Şile'de oy kullanma zorunluluğu kaldırılıyor. Buna karşılık seçmen listelerine yazılmak zorunlu hale getiriliyor. Şimdi böyle olunca kağıt üzerinde seçmen listesi yani neredeyse iki kat artıyor. Yani işte 8 milyondan 13 milyona artan bir seçmen nüfusundan söz ediyoruz. Fakat oy kullanan kişi sayısında bir artış olmayınca seçimlere katılım %50'lere düşüyor. Bazı yerel seçimlerde %20'lere düşüyor. Böyle olunca bu anayasa konvansiyonunun sonunda ortaya çıkan metnin halk oyuna sunulacağı referandum öncesinde seçimlere katılmak zorunlu hale getiriliyor. Ve katılmayan kişilere de 180 euro gibi çok ciddi bir para cezası öngörülüyor. Herkes küçük bir şey diyecek evet. Yani, illa diyecek. Şimdi evet. Bunun şöyle bir paradoksal sonucu oluyor tabii ki. Bu para cezasının özellikle kentli yoksul kesimler üzerinde ciddi bir caydırıcı güç etki doğurması söz konusu oluyor. Ve daha önce anayasa yapım sürecine hemen hemen hiç ilgi göstermeyen ve hiçbir aşamasında katılmayan bu kesimler sandığa gidiyor ve bu kesimlerin yaklaşık %96'sı hayır oyu kullanıyor. Dolayısıyla yani bu sadece hukukçuları ilgilendiren mesele gibi gözükebilir ama katılım ve bunun hukuki çerçevesinin eksiksiz tasarlanması ve baştan sona istikrarlı şekilde uygulanması lazım. Yani oyun devam ederken kurallar değiştirilirse... Akademik dünyada teori ne derse desin al pratikte... Evet, böyle bir problem oluyor. Yani bu bir kere Şili üzerindeki birinci problem. Bunun doğrudan doğruya bizimle bilgisi olur mu zannetmiyorum. Veya başka ülkelerde bu ortaya çıkabilecek bir sorun mudur. Ama anayasa hukukçuları açısından tabii çok ilginç meseledir. Bir de tabii ben buna yani katılımcı anayasa yapım sürecinde katılım sorunları diyorum. Bir de kapsayıcılık sorunu var. Şimdi bu bence bütün ülkeler açısından daha önemli dersler çıkarılması gereken bir mesele. Şimdi... Metin hem temel hak ve özgürlükler alanında hem de kurumsal alanda çok yenilikçi, çok radikal ama Şili'deki halkın önemli bir bölümü açısından belki de biraz fazla yenilikçi ve fazla radikal. Çünkü yani temel haklar alanında işte kürtajın anayasal düzeyde güvence altına alınması, Şili'nin çok uluslu bir ülke olarak tanınması, mesela yani burada başka şeyler var. Küresel piyasalara üretim yapan dev zirai ve orman işletmelerinin bulunduğu güney arazilerinde yerli halkların haklarının güvence altına alınacağını söylenmesi falan gibi meseleler halkın bir kısmı açısından ciddi bir alerji doğuruyor. Şimdi her ülkede o dönemin siyasal konjonktürüne ve koşullarına göre dışlanması kuvvetle muhtemel olan kesimler var. Şile örneğinde daha ziyade muhafazakar sağ kesim bu süreçten dışlanıyor. Başka ülkelerde başka kesimler dışlanabilir. Tamamen döneme özgü güç dengelerinin nasıl denk geleceğiyle ilgili bir şey. Ve bu kesimler işte bekleyip yapım aşamasına katılamadıkları, hayırı yeterince örgütleyemediklerini referandumda gerçekten ortaya koyuyorlar. Yani bu arada tabii mecliste böyle daha ziyade liberal sol diyebileceğimiz işte ekolojistler, feministler vesaire yani örgütlü sol partilerin de dışındaki bir sol kesim o kadar baskın ki. Öyle. Yani mesela şöyle tartışma, YouTube'da bunları izleyebilirsiniz. Antarktika'daki buzulların hukuki statüsünün tartışıldığı galiba 3 oturum yapılıyor. Şimdi çok eğlenceli bizler gibi konuya ilgi duyan entelektüel meraklar araştıran olan insanlar için ama Şili halkı için bu son derece zorlayıcı bir şeydir zannediyorum. Yani Antarktika'daki buzulların hukuki statüsü ki Şili çok ciddi ekonomik zorluklarla falan da yaşayan bir ülke. Dolayısıyla belli toplumsal kesimlerin süreçten dışlanması sonuçta çok büyük bir faciaya yol açıyor. Dolayısıyla bu bence Türkiye için de diğer bütün ülkeler için de potansiyel bir risk ve öğrenme deneyim alanıdır diye düşünüyorum. Tabii katılımcı anayasa sürecini biz hep böyle olumlu bir şey olarak görüyoruz. Yani insanlar gelsin sürece katılsın, kurumlar katılsın, üniversiteler, barolar, ne bileyim uzman kurumlar, şirketler. Halkın anayasası olsun, evet. Halk yapmış olsun. Fakat burada da şöyle bir mesele oluyor. Yani kurumsal menfaatler veya topluluk düzenindeki menfaatlerin anayasa metninde doğrudan veya bir adeta büyüteçle çoğaltılarak yansımasının da tutarsız ve problemli bir anayasa metni doğurmak gibi bir potansiyel riski var. Şöyle oluyor, herkes çok parçalı bir toplumsal yapı içinde anayasa yapım süreci tamamlandıktan sonra olağan siyasal yaşama geçildiğinde de güvence altında olmasını istediği her şeyi anayasa metnine eklemek istiyor. Yani olağan süreçler içinde aslında anayasada olması gerekmeyen bir sürü şey bu sefer anayasaya yüklenmeye başlıyor ve anayasa gerçekten son derece detaylı, son derece kazuistik bir metne dönüşüyor. Mesela Şili'deki anayasa yanılmıyorsam kurucu meclis tarafından kabul edilen anayasa aslında ilk hali 499 madde ve bunun 93 maddesi de doğrudan temel haklara özgürlüklere ayrılmış. Mesela 500 maddelik bir anayasada yani metnin artık iç tutarlılığının hukuki anlamdaki metin kalitesinin savunulması falan çok güç gerçekten. Ve son mesele, bence bu da çok büyük bir risk.
Yani katılımcı anayasa yapım sürecindeki medya ve iletişim süreçleri. Şimdi işte bu bir medya kuruluşunda olduğumuz akşam ve anayasa konuştuğumuz. Evet, yani bunu söylemek özellikle önemli. Şimdi özgür yani ve bağımsız, tarafsız, çok sesli medya kuruluşlarının bir toplumdaki varlığının neden vazgeçilmez olduğunu gündelik hayatta her gün yaşadığımız gibi toplumun hayatında kader tayin edici böyle anlarda daha çok yaşarız. Şimdi Şile örneğinde medya büyük sermaye gruplarında toplanmış durumda ve birkaç kişiden, birkaç isimden ibaret bunlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bunlar farklı şirketler şeklinde tabii somutlaşıyor ama 3-5 güç odağı bunlar. Ve gerçekten bu anayasa yapım konvansiyonunda sol, eşitlikçi, çevreci siyasetin ürünü veya bu siyasetin temsilcileri varken medya diğer grupların elinde kaldı ve korkunç bir karalama kampanyası yürütüldü. Yani nasıl karalama kampanyası? Mesela anayasa metninde az önce söyledim, mesela kürtaj bir anayasal hak olarak tanınıp yasalarla ayrıntıları düzenlenecektir denmesine rağmen böyle sürekli kampanya fragmanları döndü. 9 aylık kadınlar bile her istediklerinde kürtaj olabilecekler diye. Tabii ki böyle bir şey anayasa metninde yazmıyordu. Veya mesela buna evangelik kilisesi falan da katıldı, ilginç bir şey. Veya devletin sosyal amaçlı konut üretiminde rol üstlenmesi. İşte konuşuldu, barınma hakkı değil mi? Bu aynen şöyle bir propagandaya döndü. Konutta özel mülkiyet kalkacak, herkesin konutuna devlet el koyacak. Ve insanlar buna inandı. Başka bir örnek, ülkede birden fazla ulusal marş kabul edecek veya resmi bayrak değişecek gibi düpedüz yalan olan şeyler medya kuruluşlarında böyle aynen izleyebilirsiniz YouTube'da saatlerce bayağı ciddi görünümlü beyefendiler, hanımefendiler tarafından tartışıldı veya bu konuda fragmanlar döndü. Şimdi bu süreci ciddi şekilde baltaladı. Hemen söyleyeyim, mesela Türkiye'de de işte ana akım medyaya karşı belli bir tepki yıllardır sürüyor ve sosyal medyanın buna bir alternatif olduğu düşünülüyor. Pek öyle olmadı çünkü sosyal medya üzerinde de çok kitlesel işte bot hesaplar üzerinden, bizde daha ziyade troll denen ama bu her yerde olan bir mesele, üzerinden çok ciddi yanıltıcı bilgiler yayıldı ve ben zaten televizyon izlemiyorum, gazete okumuyorum demenin ve ben haberimi Twitter'dan, Facebook'tan alıyorum demenin özgür medya yokluğunun gerçek ilacı olmadığını orada da görmüş olduk. Manipülasyonun çok daha büyük olduğu, çok daha kontrolsüz olduğu. Dolayısıyla özgür, bağımsız, çok sesli medya yoksa sağlıklı bir anayasa yapım sürecine başlamak bile çok ciddi bir risktir, bunu söylemek gerekiyor. Bir de son olarak şunu söylemem lazım. Her şey tabii medyanın manipülasyonu değildi. Korkunç bazı iletişim hataları da yapıldı. Ya mesela kurucu mecliste bu videoyu izledim ve defalarca izledim gerçekten. Bir üye, o dönem Covid'in uzun dönem etkileri devam ediyor, uzaktan katılıyor oylamaya, bağlıyor ve aynen böyle olduk, bir sürü de diyelim bütün ses yani. Şu an duş alıyorum, acaba oy kullanayım mı yoksa kullanıp mı oy kullanayım falan gibi saçma sapan konuşmalar oluyor. Ve bu defalarca insanlar bunu izliyorlar. Veya iki üye bazı oturumlara Pikachu giysisi ve mavi bir dinozor kostümü giyerek katılıyorlar. İşte çeşitli siyasal mesajlar vermiş. Bunlar işi sulandırıyor. Bir de tabii Rojas var. Özgürlük bu değil aslında. Yani değil. Özgürlükçü anayasa dediğiniz şey yani işte bu süreci sulandırıyor. Böyle kostümlerle vesairelerle anayasa yaptığınızda özgürlükçü olmuyorsunuz. Evet, bir de hatta bu, ters tepiyor aslında. Biraz öyle oluyor. Bir de bu işte Rojas Vade, bu çok ünlü bir karakter. Aslında bir kampanya yüzüne dönüşmüş bu durumda. Çok ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve devletin sosyal politikalar alanındaki yanlış kararların neticesinde tedavi yardımından yararlanamadığı için artık ölümle karşılaşmasının muhakkak olduğunu söyledikten sonra ve insanlar onun isminin yüzünün basılı olduğu tişörtlerle falan kampanya yaptıktan sonra bir anda aslında sağlık durumu hakkında halka yalan söylediği ve cinsel yolla bulaşan başka hastalıklardan muzdarip oldu ve sosyal güvenlik ödemeleri konusunda hiçbir problem olmadı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Şili'de bu hem ciddi sistematik yalan kampanyası ama hem de aynı zamanda bu süreci yöneten grubun tamamen örgütsüz, tamamen partisiz, tamamen bireysel ve tepkisel olmasının sonuçları böyle bir yıkıma yol açıyor. Şili özelinde demek ki böyle bir sorunlar silsilesinden söz etmek mümkün. Bunun demokratik anayasa yapım teorisi açısından da bazı sonuçları var. Ama isterseniz şöyle yapayım, ben buraya birkaç dakika dedim ama galiba onu açtım. O konudaki katkılarım imkan olursa bir sonraki dakika yapayım. Teşekkür ederim. Peki şimdi halkın, toplumun anayasa yapım sürecine katılımı konusunda mesela şu Şili örneğinden yürüyecek olursak Şili örneğini biraz böyle bize doğru, Türkiye'ye doğru getirelim. Şimdiki bu Şili örneğine benzer bir şey yani bizde olsa olsa sosyal medyada olur. Hı-hı. Ama herhalde bir anayasa yapım sürecine dönüşmesi çok mümkün olmaz galiba. Yani bizde böylesi bir süreç. Ama
O zaman hani şunu bir netleştirmek lazım. Halk anayasa yapım sürecine nasıl katılacak ki? Evet. Yani ilk önce bunun bir taşlarını oturtabilir miyiz? Yani halk katılsın, halkın olsun anayasa, onun talepleri, ihtiyaçları o anayasada yer bulsun ve benim istediklerim oldu diyerek o anayasada sahiplensin de. Peki bunun araçları ne? Halk anayasa yapım sürecine nasıl katılır? Böyle taştan gelelim bu sefer. Aslında o örnek de belki hani şöyle diyebiliriz. Aslında adı da geçti. Güney Afrika örneği. Malumunuz 10 Aralık 1996 apartheid rejimi sonrasında otoriter, totaliter, ırkçı, gerçekten hani 20. yüzyılın yüz karası niteliğinde bir yönetsel yapıdan ciddi bir radikal bir devrimsel bir dönüşümün hikayesi. Ama o siyasal elitler üzerinden değil, hani ideal anlamda az önce hocam Şili örneğini verdi fakat olumsuz bir netice. Burada olumlu bir neticenin ortaya çıkması ve kullanılan metodolojinin, araçların, aygıtların, siz medyadan da söz ettiniz az önce. O açıdan bakınca gerçekten kutup yıldızı gibi, yani anayasacılık tarihi, dünya anayasacılık tarihi açısından tümüyle o Fransız Amerikan anayasacılık modelinden, hani elitist bir kitlenin, grubun, siyasal elitlerin yaptığı modelden yeni bir paradigma değişimiyle daha halkçı, daha demokratik yollarla katılımcı bir biçimde anayasa yapım modelinin en zirve örneği bence. O noktada mesela aslında az önce Hasan Hocam da biraz değinmişti. Mesela oradaki öyle gruplar, öyle kitleler, öyle bir demografik zenginlik var ki işte okuma yazma oranları çok çok düşük. O kitlelere yönelik mesela anayasal haklarını ya da işte anayasal taleplerini iletme noktasında bir bilinçlilik hali, bir farkındalık hali yaratılmaya çalışılıyor. Karikatürize ediliyor, resimle çiziliyor, dili bilmeyene kendi dilinde, yerel dilinde aktarım yapılıyor falan. Onun için aslında bu topyekün, ben buna şöyle diyorum, bunun yani diğer yasal süreçlerde de olması gereken bir şey, bir rıza imalatının gerçekleştiğini esaslı bir biçimde doğrudan yurttaşa temas ederek onların taleplerini, ilgilerini alma noktasında herhangi bir handikap, herhangi bir bariyer olmaksızın, yani mesela kendisini dile getirebileceği, toplumsal talebini iletebileceği bütün mecraların şeffaflıkla açık olması ve herhangi bir bariyer, dil bariyeri olabilir, kültürel, ekonomik bariyerler olabilir, tümünü aşan nitelikte bir vasat, bir mecra, bir alan yaratılması gerekiyor. O açıdan Güney Afrika örneği önemli. Hocamın verdiği Şili örneğine İzlanda örneğini de mesela ekleyebiliriz. Hani başarısızlıkla sonuçlanması noktasında hatta öyle bir PR'ı yapıldı ki ben şöyle söylüyorum. Hani daha sonra söyleyecektim ama mesela bu bizim Cumhuriyetimizin 100. yılında belki bir yıllık bir erimle, çünkü ciddi anlamda biz bunu tartıştık, fikri müktesebat oluştu, az önce de söylemiştim. Mesela 2024'ün işte 29 Ekim'inde işte belli bir tarihsel bir şeyle, az önce hocam tutku demişti, toplumsal tutkuyu da teşvik edecek, tahrik edecek tarihsel referanslara da dikkate alarak mesela 10 Aralık olması da anlamlı Dünya İnsan Hakları Günü'nde Güney Afrika Anayasası'nın. Bu noktada mesela bunun da PR'ını yapmak suretiyle İzlanda tecrübesinde şöyle yapıyorlar. Doğrudan demokrasinin, Atina modelinin yeniden Rönesans'ı, şahlanış şeklinde işte yaklaşık 380-400 bin civarında bir nüfus var tabii. Buna yapmak da mümkün yani. Mümkün yani. Bir de Facebook var. Bir de Facebook var. O üzerinden yapıyorlar çünkü. Yani oluşturdukları şey hem az önce hocamın söylediği Şili örneğinde hem çok paydaşlılık, hem çeşitlilik toplumun bütün kesimlerinden, hem Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında katılımcılık, hem de sonrasında Anayasa Konseyi'nin oluşturulmasında bu noktada bir seçicilik ve katılımla gerçekleşiyor bu yeni paradigma doğrultusunda. Ama netice tabii ki arzu edilen, yani yurttaşların 1/3'ünün kabul etmesine rağmen önerdikleri, toplumsal talep olarak dillendirdikleri 2008-2013 tarihleri arasında bir 5 yıllık serüven. Tabii ki bizim kendi serüvenimiz, kendi şeyimiz açısından baktığımız zaman böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını, bu kadar zamansal bir vadeye ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Fakat rıza imalatının yapılması, yani işte uzlaşma komisyonunda nasıl bu imkan var edildiyse, işte internet aracılığıyla
anlamıyla e-demokrasi yöntemleri, araçları deniyor. Bu bizzat İzlanda örneğinde de uygulanmış, pratize edilmiş bir şey. Farklı dijital kanallardan, mecralardan kişilerin taleplerini, önerilerini, somut önerilerini değerlendirmelerini de alan bir havuz, bir bilgi havuzunun oluşturulması gerekiyor. Neticede burada anayasanın bizatihi oluşmasında yurttaş katkısının alınması, toplumun kabullenmesi az önce bir sorun alanı olarak gerçekten önemli. Onu dile getirdiniz. Yurttaşın buna sadakatle bağlanması ve sahiplenmesi noktasında bunun devreye girmesi, bu imalin ürüne sahip çıkma, bu metne sahip çıkma noktasında bir duygudaşlık, bir tutku, bir tarihsel belleğe atıfla, tarihsel referanslarla güçlendirme adına sembolik etkisi demiştim az önce anayasanın. Bu açıdan önemli. Burada en büyük olanak aslında imkan medya. Bu tabii ki aslında biraz da doğrudan ya da temsili demokrasinin de dolayımlanması anlamına geliyor. Yani burada da manipülatif etkiler, özellikle sosyal medya mecralarında, hani konvansiyonel medya olanaklarının dışında daha manipülatif alanlar. Bunun için burada ciddi anlamda daha sahih, daha sahici bilginin edinilmesi noktasında bir rezervasyonla, bir kayıtla aslında bunların iyi bir şekilde irdelenmesi, rafine edilmesi gerekiyor. Ama büyük olanak toplumun her kesimine, her kuşağa kolaylıkla erişebileceğimiz, hem herhangi bir bariyer olmadan erişilebilecek bir alan, bilgi havuzunun oluşturulabileceği bir alan. Bunun mutlaka işletilmesi gerekiyor. Artık siyasal elitlerin, işte ilgili parlamentodaki işte temsiliyet yetkisine olan, ki bu dönem 28. dönem kendi pratiğimiz açısından baktığımız zaman hem muhalefet bloğu hem iktidar bloğu açısından biraz da bu yeni seçim, daha doğrusu bu başkanlık sisteminin de var etmiş olduğu bir imkan olarak ortaya çıktı. Kendiliğinden bu bloklaşmaların, bu ittifakların ortaya çıkması, bunun da bu anlamda aslında önemli bir pozitif etki yarattığını söyleyebiliriz. Parlamento şeyi itibariyle baktığımız zaman, portföyü itibariyle baktığımız zaman herhalde 15 siyasi partinin temsil edildiği ve çok farklı. Geçen hafta gerek Profesör Doktor Haluk Alkan, gerekse de Profesör Doktor Abdurrahman Eren, Türkiye açısından yeni bir anayasa yapmak için bu parlamento birleşiminin çok büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Kesinlikle. Profesör Doktor Korkut Kandoğlu ise o kadar iyimser değilim, evet, diyerek o şeye şark koydu. Hı. Ama öyle bir atmosfer oluştu. Yani evet, Türkiye'de anayasa yapmak için hani olabilecek en elverişli parlamento ve dağılım diye de bir vurgu yapıldı. Kesinlikle Kronos dediğimiz, yani tam da tarihin bütün bileşenleriyle, pozitif anlamında söylüyorum, bir şeyin var edilebilmesi, ortaya konulabilmesi, hem işin tutku boyutu, duygu boyutu, tarihsel anlamda söylüyorum ve kültürel anlamda, toplumsal ölçekte böylesi bir beklentinin, hazır bir beklentinin olduğu, bir potansiyelin olduğu ve bunun karşılıksız kalmadığı, ciddi bir müktesebatın olduğu bir durum. Ve burada hani kurucu meclis tartışmaları falan yapılıyor. Ben o anayasa teknokrasisi anlamında yapılan tartışmaları çok anlamlı bulmuyorum. Tabii ki anlam ifade ediyor, tartışılabilir ama bir olağanüstülük durumuna tekabül eden bir şey, ki bunun en başarılı örneğini malumunuz 1921 anayasasında, o savaş ortamında, o olağanüstülük halinde biz bunu var edebilmişiz. Ama tarihin cilvesi bu yaşamış olduğumuz dönemde toplumun bütün katmanlarını, bütün kesimlerinin temsiliyetinin olduğu bir imkanla karşı karşıyayız. O açıdan aslında kendiliğinden bir tırnak içerisinde kurucu meclis iradesi ortaya koyabilecek bir bileşim söz konusu ve bu beklenti, bu ciddi bir beklenti ve tarihi an, bunun ıskalanmasının ciddi anlamda bütün mecliste temsiliyeti olan siyasi partiler açısından baktığımız zaman ciddi bir maliyetinin, siyasi maliyetinin olacağını da ileriye dönük olarak düşünüyorum. Şimdi bu kısmını da evet konuşmak istiyorum. Şimdi bir araya gideceğim ki sizin sözünüz yarım kalmasın. Çünkü söz vereceğim ve hemen araya gitmek zorunda kalacağız. Onun için yarım kalmasın, bütünlüklü konuşun. Döndüğümüzde tam da Sayın Hocam bıraktığı yerden devam edelim. Bize biraz hani tamam, bu meclis bir tarihi fırsat görüşü var. Ama dedim ki buna şerh koyan da oldu. Mesela Korkut Kandoğlu buna şerh koydu. Ben o kadar iyimser değilim dedi. Ama mesele şu ki, mesela şu an durum ne mecliste? Yani şu an durum ne derken? Çünkü bir pratik yaşandı işte, anlattınız. Yani bir kez siyasi partiler uzlaşabilecek mi, uzlaşamayacak mı? Uzlaşırsa nerede uzlaşacak? Yani mesela o çetrefilli yer neresi? Tam böyle çatışmalı noktalar neresi?
Ayaklar nerede takılır? Nereyi aşmakta zorlanırız? Hani pratikte önümüzdeki sorun alanlarını size bir sormak istiyorum. Dönüşte yine konuyu daha da derinleştireceğiz. Yine kısa bir ara, aranın ardından karşınızda olacağız. Gerçek fikrine de 100. yılda yeni sivil anayasa başlığını Profesör Doktor Muharrem Kılıç, Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu ve Doçent Doktor Ali Ersoy Kontacı ile konuşuyoruz. Şimdi üç çarpıcı örnek verildi. Detaylarını dinlediğimiz Şili örneğiydi. Yine Güney Afrika örneği ve hatta İzlanda örneğinde değildi. Şimdi bu örnekleri yani niye konuştuk ya, kendi derdimizi çözdük de hallettik de Şili mi kaldı? Hayır. Aslında bu yolda önümüzde yürümüşler. Ve nerelere takılmışlar, ne sorunlar yaşanmışa dair bir deneyimi aslında dinliyoruz. Çünkü muhtemelen bizim de çıktığımız bu yolda karşımıza çıkacak, tabii kendi özgün yanlarımız olacak ama çıkacak sorunlar meselesi. Onun için Şili, Güney Afrika örneklerine dair söyleyecekleriniz varsa oradan başlayalım. Ardından reklama giderken sorduğum soruyla devam edeceğiz. Peki biz şimdi nereye takılıyoruz? Bu parlamentoda uzlaşı sağlanır mı? Siyasi partiler hangi konulara ayrışıyor? Oraya gideceğim ama önce Şili örneği ve Güney Afrika Şili örneği. Şili konusunda şu önemli. Halkın büyük bir çoğunluğu yeni bir anayasa istiyor, ihtiyaç var diyorlar. Ama getirilen anayasada tepki duyuyorlar ve hayır oyu veriyorlar. Ya bir anayasa dedik ama o anayasa bu anayasa değil diyorlar. Değil dediler. Biraz önce öyle bir yere gidiyor. Orada yani. Röportajda baktığımız zaman yani hocam çok güzel anlattı, izah etti de bunu zaten. Fakat kürtaj meselesi var, kürtaja serbestliği. Bir de bu cinsiyet eşitliği meselesi var. Yerlilere toprak dağıtımı konusu var. Bütün bunlara halk, biz çok uluslu değiliz. Bunu röportajlara ben de izledim ve çok uluslu değil. Bir de biz komünizme bizim ihtiyacımız yok diyorlar. Yani bunlardan tepki duyuyorlar. Dolayısıyla bir anayasa taslağı hazırlandığı zaman halkla bunun yani bir şekilde görüşülmesi lazım. Anketlerle halk buna ne diyor? Ve işte sivil toplum kuruluşları diye halkın nabzının mutlaka tutulması lazım. Halka rağmen bir anayasa yapılamaz. Çünkü yani sandık diye bir şey var. Burada tam bir özgürlük var. İnsan kendi iradesini burada gösteriyor. Bu nedenle Şili örneği bizim için önemli. İhtiyaç çok ama halkın istediği anayasa mı? Bu, ona iyi cevap hazırlanması gerekiyor. Onun için de birazdan söyleyeceğimiz konular da önemli. Bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile ilgili. Şili konusunda diyeceğim bunlar ve şununla bitiriyorum Şili konusunda. Halk anayasa tasla medyanın burada kendilerine sunumu da önemli. Kontacı Hoca bunu söyledi. Halk orada dışlanma hissediyor, irkiliyor ve ürperiyor ve hayır oyu veriyor. Bu nedenle bunun son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Güney Afrika modelinde Güney Afrika önemli. Çünkü orada parlamenter sistem var fakat Cumhurbaşkanı ve Başbakan şeklinde değil. Tek başlı parlamenter sistem uygulaması olması açısından Güney Afrika önemli. G20 içerisinde bir ülke. Afrika'nın en sanayileşmiş ülkesi. 11 tane resmi dil var. 3 tane başkenti olan bir ülke. Ve 96 anayasasını yaptı. Ama tabii orada şu da önemli, 94 senesine kadar %10 zenci olan nüfusu, %10 olan beyaz olan nüfus %90 üzerinde egemenlik kullanıyor. Dünyanın ortasında yani bunun, bu apartheid rejiminin olması gerçekten sorgulanması gereken bir şey. Yani beyazların siyahlar üzerindeki bir diktatöryesidir aslında 94 yılına kadar. Aslında haklar ve özgürlükler konusunda evrensel ikiyüzlülüğün resminde aslında. Aynen öyle yani. Çok büyük o çağda buna göz yumuldu yani. Kimse oraya demokrasi götürmeyi düşünmedi yani. Ülke evet yani bu. Yani bunu Güney Afrika örneğinde bunun da söylenmesinde büyük fayda var. Şimdi bir de bu usul esasla ilgili bir şey geç. Onda bir cümle söyleyip daha sonra bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu uzlaşamadığı noktalar üzerine geçmek istiyorum. Yine anayasanın yapım süreci demokratik olmalı mı? Evet. Çünkü her zaman hukukta bir evrensel kural vardır. Usul esasa tekadüm eder denilir eski tabirle. Yani bunun tabii kastedilen şey anayasanın yapımı, müzakeresi,
istişaresi, onayı, bunların tamamı usul dediğimiz kısma girer. Anayasanın yapım sürecidir bu. Bu süreçlerin tamamının demokratik usuller içerisinde olması lazım. Peki o zaman burada şöyle bir istisna mı var? Yani bu tarihsel midir yoksa günümüz için? Galiba burada bahsedilen yani o katılımcılık, halkın iradesinin, fikrinin yansıması aslında olağan siyasal dönemler içerisinde böyle. Çünkü bir yandan da mesela kurucu anayasalar, devrimci anayasalar falan düşünüldüğünde örneğin tam bu söylediklerinizi anakronizm olacak tabii ki yani tarihte böyle bakılmaz ama hani yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz beyler cümlesinin kurulduğu bir konjonktürde halkın görüşünü ve fikirlerinin alındığı bir anayasa denmiş olsaydı hani hilafet ve saltanatın kaldırılması meselesinden tutun da birçok hani devrim kanunu haline dönmüş madde orada toplumsal bir karşılık bulamazdı. Muhtemelen Şili örneğinden daha beter bir şeyle net şey yapar. Onun için devrimci anayasalar, kurucu anayasalar gibi süreçlerde daha çok o sürece önderlik etmiş kadrolar onların arasında bir farklı görüş varsa onların istişaresi ve müzakeresi üzerine yürüyor. Kesinlikle öyle. Bu peki yani o yüzyıl yani o yüzyıl yani bu yüzyılın başında öyleydi. İşte 20. yüzyılın mıydı yoksa hayır 20. yüzyılda da benzer siyasal süreçlerde bu iş öyle olur. Hiç romantize etmeye gerek yok. Öyle halk falan da orada katılmaz diye bir kural mıdır bu? Ne dersiniz? Yani orada meclisin içerisinde nabızlar tutuluyor. Meclis en büyük sivil toplum kuruluşudur zaten. Onlar da ülkenin değişik yerlerinden geliyorlar. Bunların nabzı zaten tutuluyor. Liderler nabız tutarlar ve bilirler halkı. Bir o, bir de olağanüstü bir dönemde anayasa yapımı açısından da önemli. Yani o yılda Polatlı'ya kadar düşmanın geldiği bir dönem. Düşmanın Polatlı'ya kadar geldiği bir yerde siz anayasa yapıyorsunuz. Ama bir de yani darbe anayasası, 82 anayasası yerine yeni bir anayasa yapmakta büyük zorlanıyoruz. Oradan da bir yani ibret çıkarmak lazım burada. O şartlarda yani, evet, meclis yani çalıştırmış. Meclis çalışıyor, 21 anayasasını yapıyor ve sonra 1924'te yine yeni bir anayasa ve bunun da yapımı o zaman yine yani ülkenin durumu işte çok iyi değil. Para yok, pul yok, savaştan çıkmışsınız, yaralılar var, şehitleriniz var. Bir sürü esirler var. Dünyanın her tarafına gitmiş. Yani Mısır'da, Sibirya'da 1 milyon civarında. Ve bu yeni bir anayasa yapım ülken o koşullarında bunların önemli olduğunu tabii, çok söylememiz çok lazım. Evet. Yani usul ve esas demokratik yöntem tabii çağına göre. O zaman sosyal medya yoktu ki. Sosyal medya yeni bir olay. Medya, televizyonlar yani çok yeni şeyler televizyonlar aslında. Doğru. Eskiden televizyon yoktu. Bir radyo vardı. Hepsi o. Radyolar bile yani çok iyi çalışmazdı. O zamanlar belki onlar da yoktu. Yani dolayısıyla medyanın daha kısıtlı olduğu bir alan. Orada yani geleneksel yani iletişimler sağlanıyor. Dediğim gibi meclisteki milletvekiller vasıtasıyla olduğunu söyleyebiliriz biz. Şimdi bu bugün bu anayasa en azından meclis düzeyinde bir uzlaşıya doğru gider mi? Yoksa kavga mı var ufukta? Çünkü şimdi mecliste kavga çıktı mı o topluma yansıyor o gerginlik. Öyledir. Şimdi yani en uygun Türkiye Büyük Millet Meclisi modelinin olduğunu ben düşünüyorum gerçekten. Bu son yapılan seçimle beraber 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde ki meclisin yani oturma yani sandalye sayısı itibariyle yeni bir anayasa yapılabilecek bir düzey var. Bunu şunun için de söylüyorum. Geçmişte Anayasa Uzlaşma Komisyonu evet başarılı olamadı ama büyük bir çalışma yaptı. O nedir? 30 bin sayfalık bir anayasal birikim oluştu. Bunun anlamı şu, her biri 1000 sayfalık 30 ciltlik bir eser, bir çalışma oldu. Ve bu da çok büyük bir imkan. Yani elimizde bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu yaptığı çalışmalar var. Muhtarlar anayasa yazdı, sendikalar gönderdi, Odalar, Borsalar Birliği, üniversiteler vesaire. Dolayısıyla çok zengin bir birikim var. Mecliste de zaten çok zengin birikimi olan kişiler var. Bunu meclis başkanından tutun diğer bütün yani iktidarıyla muhalefetiyle bir bütün olarak bunun olduğunu biz görüyoruz. Tecrübeli siyasetçiler, tecrübeli insanlar, Anayasa Uzlaşma Komisyonu yaşayan bir ülkenin bireyler ve siyasileri olarak her peki, şey partiler hazır. Partiler mi durumda? Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumları bir anayasa da çalışması vardı. Onun üzerine tartışıldı. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, MHP'nin 100 maddelik bir anayasa çalışması evet, vardı. Evet, vardı. Diğerlerin, bütün partilerin ben ve aslında Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na girerken 4 tane siyasal parti grubu vardı. Bunların tamamında hazırlıkları var aslında. Ve bu yani uzlaşma
komisyonunun sonucunda mesela 4 tane anayasa siz biliyor musunuz? Efendim? İnceleme şansınız oldu mu bu hazırlık metinlerini? Yani bu hazırlanan metinleri tanık olma... Hazırlık metinleri bildiğimiz yani televizyonlarda bunlar söyleniyor. Kamuoyuyla paylaşıldı. Paylaşıldı zaten yani yani siyasi partilerin söylemleri gibi bunlar aslında. Yani mesela metinler arasındaki fark, yaklaşım metinler, arasındaki fark uçurum mu, yakın mı? Yani veya tam nerede ayrılıyor? Orada aslında 5 tane maddede ihtilafın olduğunu biz görüyoruz. Bunlardan bir tanesi hükümet sistemi konusunda. Yani bir grubu başkanlık sistemini savundu ama diğer grubu buna kesinlikle karşı çıktı. Bir tanesi bu. Hatta evet. Hükümet hatta sistemi. Denildi ki yani bu gündeme bile gelmesin, masaya bile gelmesin, biz masayı deviririz denilecek şekilde şiddetli tartışmalar, ihtilafların olduğunu biz biliyoruz. Peki bu son seçimden sonra, tamam bu son seçim bir referandum değildi ama hükümet sistemi tekrar tartışma konusu olabilir mi? Bence olamaz çünkü şöyle yani referanduma giren ve halkın kabul ettiklerinin yeniden bir anayasa tartışması konusu haline gelmesi çok zor bir ihtimal. Yani çok ani, istisnai bir durum olursa ancak gelebilir. Ama referandumla kabul edilen anayasa değişikliklerinin yeniden yeni bir anayasada olmamasını söylemek halkın iradesine de aykırılık olabilir. Çok yani diğer dört madde. Diğer dört madde. İkinci bir madde vatandaşlık konusu 66. madde. Acaba vatandaş nedir? 24 anayasası mı olmalı, başka bir şey mi olmalı? Yoksa 61 ve 82 anayasaların getirdiği Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı olan herkes Türktür anlamında. Bir de buydu, vatandaşlık tanımında yine bir ittifakın sağlanmadığını görüyoruz. Üçüncü bir ihtilaf maddesi HSK, Hakimler ve Savcılar, o zamanki deyimiyle Yüksek Kurulu. Bu acaba hakim ve savcıların patronu kim olacak, bu nasıl olacak, mesleğe kabulü kim yapacak, meslekten azili, meslekten alınmayı yapacak olan kurulun özellikleri nelerdir? O zaman 22 kişiydi HSK, daha sonra biliyorsunuz 13'e indi. Tabi bu daha sonraki bir şey. Yani bu konu tartışıldı. Üçüncü bir nokta oydu. Üçüncü bir nokta din-devlet ilişkileriydi. Acaba dinle devletin ilişkili, Diyanet İşleri Başkanı'nın konumu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı mutlaka olmalıdır diyen var ama bu olmamalı diyen görüşler de vardı. Diyanetin konumu, laikliğin konumu, laiklik ne tartışmalar da bunun içerisinde olarak kabul edilmesi lazım. Dördüncü bir nokta buydu. Beşinci bir nokta da asker-sivil ilişkileri. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun içeriği kaç kişiden oluşacak? Orada yine yani eskiden olan kişiler olacak mı, olmayacak mı? Askerlerin atamaları nasıl olacak? Bunlar teklifi, inhası, onayı, bunlarla ilgili sorunlar. Yani kısaca bu beş noktada biz özetleyebiliriz. Anayasa Uzlaşması, Uzlaşma Komisyonu'nun ihtilaf ettiği en önemli noktalar. Bunlar da uzlaşma sağlanamadı. Fakat daha sonra iki parti bir araya geldi. Yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bunlar bir araya geldi. Ve bunlar anayasayı değiştirecek çoğunluğu buldu. Bu sorunların tamamını kendileri açısından çözdüler. Yani o nedir? Mesela meslemi tartışmalarına başkanlık sistemi geldi. HSK'nın yapısı 22 idi, 13'e düşürüldü. 4 tane, 7 tanesini meclis seçiyor, 4 tanesini cumhurbaşkanı. Tabi orada geliş yerleri, işte Yargıtay'dan, avukatlar arasından, yönetim üyelerinden filan. Bunlar geliyordu. 66. madde hiç değişmemeli denildi. Vatandaşlık tanımı meselesi aynen kalacak. HSK böyle. Din devlet ilişkileri zaten işte bu aynen yine kaldı. Bir değişme olmadı. HSK dediğimiz gibi sayısı indi. Asker sivil ilişkilerinde de yani bayağı bir değişmelerin olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla halka da gitti bu. Halk da bunu onayladı. Yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun oy birliğiyle çözemediği bir meseleyi İki parti bir ara gerek anayasayı değiştirecek çoğunluğu, o da asgari 360 malum. Bu sağlandı ve tabii Anayasa Mahkemesi'ne gidenler de oldu. Fakat Anayasa Mahkemesi'nde bir şey olmadı. Ve referandumla da geçti. Dolayısıyla bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çözemediği meseleler iki parti tarafından çözülmüş olduğunu söyleyebiliriz biz. Peki. Evet hocam şimdi yani burada şunu da belki ekleyebiliriz. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yani ne yapmalıydı? Neden başarısız oldu? Bir kere oy birliğiyle bütün kararlar alınacak denildi. Dört tane partinin oy birliğiyle bir anayasa değişikliği yapması ve yeni bir anayasa yapma. Tabii esas mesele bir yeni bir anayasa.
yeni anayasa yapması dünya tarihinde pek de görülmüş bir olay değil. Yani bu bir kere, yani bu protokol yanlış bir şeydi. Bu protokol bütün partilerin oy birliğiyle yeni bir sıfır anayasa yapmaları, bu mümkün değildi. Eşyan tabiatına aykırıydı. Bir de bu anayasa yapmama hali. Yapmama yani protokolüydü bu aslında. Başa yapılan protokol. Bir de burada yani nispi olarak bu gelmeliydi. Her partiden üçer kişi değil. Meclisteki sandalyesi ne kadarı varsa ona göre bir temsil olmalıydı. Bu temsil de olmadığı için yine başarısız oldu. İki büyük yani gerekçe bence bunlar Anayasa Uzlaşma Komisyonu başarısız olma nedenleri. Yeniden Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmalı bence. Ve yeniden bu Anayasa Komisyonu kurulmasında partilerin koltukları oranında mecliste ne kadar koltukları var, bu komisyonda o kadar temsil edilmeli ve oy birliği olmamalı. Oradaki durum ne olmalı? 2/3 mü olmalı? Başka mı? Orada bir oran vermek zor. Ama yani bir nitelikli bir çoğunluk da olabilir bu. Ve en kötü ihtimalle yani oy çokluğu olabilir. Orada da tabii bu yani yine 360 önemlidir. 360'ın bulunması. Çünkü bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu var ama bu daha sonra yani Anayasa Komisyonu'na gelecek diye ben düşünüyorum. Yani bu tabi partilerin vereceği bir karar. Yoksa çünkü yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu diye bir komisyon mecliste yok. Böyle bir yani asli bir komisyon yok. Bu kurulan ve yok olan bir komisyon. Yani geçici bir komisyon bu. Acaba bu geçici komisyonun yapmış olduğu genel kurula mı gider? Tabi buna danışma kurulu kararı verir. Veyahut da yine Anayasa Komisyonu'na rica görüşülür mü? Tabii ki genel kurula mutlaka ve mutlaka görüşülecek bu. Ve yine mutlaka referanduma mutlaka gitmeli. Halkın görüşü mutlaka alınmalı. Bu alınmadan da bu sorunun çözümü zaten yani mümkün değil. Yani 400 de olsa, 400 aşan bir sayı da olsa yine referanduma mutlaka gidilmesi gerekiyor. 400'ü aştığında Cumhurbaşkanı'nın yani sunma şartı yok halka referanduma, isterse sunabiliyor, ihtiyari orada yetki var. Fakat buna rağmen bir moral açıdan da olsa ve yani halka sunmasına büyük fayda olduğunu söylemek isterim. Şimdi siz şeylere de katılıyorsunuz, bu anayasa çalıştaylarına da katılıyorsunuz. Evet. Bunlar da araçlardan bir tanesi galiba. Şimdi bakıyorum, 24 Mart 2022 tarihinde yeni anayasa ihtiyacı ve yeni anayasanın politik hukuk yaklaşımı. 21 Nisan 2022 tarihinde yeni anayasanın esasları, anayasanın başlangıç, milli egemenlik ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri. Böyle gidiyor. Yani 9 tane toplantı var. 15 Aralık 2022 tarihinde yeni anayasada yer alacak sosyal haklar ikinci çalıştayı yapılmış. Yani böyle çalıştaylar. Sizler de katılıyorsunuz bu süreçlere. Akademisyenler var filan. Ya yani aslında bir birikim var. Bir yerde çok bir şey birikmiş. Fazla anda, biraz da yani. Hatta birikim fazla birikim evet, var dünya diyorsunuz. Evet, çapında tabii artık ki. Şey, yürümek, yol kat etmek şey. Fakat şimdi siyasi partilerin mecliste mesela uzlaşması meselesi 5 tane madde saydı mesela. Evet. Mesela vatandaşlık meselesi. Şimdi saydığınız maddelerin bir tanesi işte askerlerle sivil asker ilişkileri, din devlet ilişkileri, güvenlik kurulu ne olacak meselesi. Evet. Bizim iç siyasal sistemimizle ilgili tarihsel tartışmalardan bir tanesi. En azından son belki de 50 yılın tartışması. Öbür taraftan ama diğer işte vatandaşlık vesaire, şimdi bunlar hep siyasal rejim tartışmalarına geliyor, dayanıyor. Bu anlamıyla bu tartışmaların toplum önünde yapılması ve sonra onu katmak meselesi. Hani yani nasıl mümkün olabilir? Yani buradaki birikimin söyledikleriyle toplumun eğilimleri arasında bir çatışma mı olur? Veya son sözü toplum söylesin, kalemi okursun ve evet, yürüyelim şeklinde mi olur? Size şeyle başlayalım ama siz böyle Türkiye'nin anayasa konusunda önünü tıkayan temel sorunlar olarak gördüğünüz sorunlar ne? Ya burayı açtık aşamadık, burada patinaj yaparız diyeceğiniz temel tartışma şeylerini, maddelerini. Bu 5 madde midir sizin açınızdan da? Evet. Teşekkür ediyorum. Yani burada belki kilitlenen bazı noktalar var ama bunların bir kısmı tabii ki bir projeksiyonla geleceğe dair öngörüler doğrultusunda ortaya çıkabilecek potansiyel riskler ya da
ortaya çıkabilecek sorunlara dair, bir kısmı da tarihsel tecrübemizden, yani işte 82 Anayasası'na giden süreç, işte 60 ihtilali, 80 darbesi gibi bu süreçlerin ortaya çıkardığı bir hafıza var ve bu hafızanın ortaya çıkarmış olduğu bir takım sosyal travmalar var. Bu da tabii bunların da bir anlamda dikkate alınması, tarihsel birikimi dikkate alınması gerçekten önemli oluyor. Tarihsel hafızanın ortaya koymuş olduğu deneyimler, tecrübelerin bir anlamda ders niteliğinde ileriye dönük benzer sorunları yaratmaması adına. Bu açıdan baktığımızda belki hani çok temelde tartışılar, işte HSK tartışmasından söz edildi ama benim daha fazla üzerinde durulduğunu ya da işte tartışma konusu yaratabilecek şey din-devlet ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Bunun tarihsel arka planı var. Buna ilişkin siyasi partilerin belli bir ideolojik ya da işte belli bir düşünsel konuşlanmışlıkla ya da mevziler üzerinden bir takım şeyler var ve büyük bir kısmı da aslında, ya da büyük demeyeyim, görece belli bir kısmı da aslında baktığımız zaman siyasi siyasal alanda üretilen söylemlerin kimisi toplumsal beklentileri ya da toplumsal dinamikleri de aşan şeyler, teğet geçen şeyler mesela. Çünkü içkin değer alanı var. Mesela işte 28 Şubat dönemini yaşadık. O açıdan baktığımız zaman, ki buna ilişkin de geriye dönük bir şekilde ilgili siyasi partilerin de bir hesaplaşma, kendi iç hesaplaşmaları var. Bir toplumsal, aslında içkin olan o toplumsal... Peki mesela ne konuda kaygı duyuluyor olabilir kaygı duyanlar açısından? Örneğin herhalde anayasada laikliğin yerini tartışan bir siyasi parti, en azından parlamentoda veya öyle bir toplumsal odak, yani güçlü bir odak yok. Yani mesela güncel bir şekilde anayasada laikliğin olması olmaması veya nasıl olacağına dair böyle sert bir tartışma var mı? Kesinlikle olmadığını düşünüyorum ben de. Tabii ki üretiliyor bu türden şeyler. Biraz siyasal alanın ya da siyasi aktörlerin kendi yapılandırdıkları ya da kendilerini belli bir biçimde konsolide etmek, politik varlıklarını belli alanlarda konsolide etmek adına ürettikleri, kimi de yapaylık teşkil eden aslında söylem alanları olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan bunun aslında esaslı bir şekilde sosyolojide bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü bu pratikle birlikte, hani işte ister Fransız anlayışı çerçevesinde bir sekülerite ya da laiste uygulaması, ister İngiliz, Anglo-Sakson işte daha esnek din alanı ile şey arasında, seküler alanda ya da laik alan arasındaki onu gerilimli din-devlet ilişkisinde belli bir elastikiyet, belli bir ılımlılık çerçevesinde yürüttüğünü de ifade edebiliriz. Bu da aslında belli bir sosyolojik olgunluk seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Ve bunun tekrar mesela işte ne bileyim 2000'li yılların başlarında ve öncesi dönem açısından baktığımız zaman bunun tekrar toplumun gerçekten hani gündeminde olmadığını ve tekrar gündeme siyasi partiler tarafından getirilmeyeceği net bir şekilde son seçim kampanyasında ve öncesindeki süreçler açısından baktığımız zaman bu olgunluğa geldiğini, siyasal söylemin de bu olgunluğa geldiğini düşünüyorum. O açıdan burada belki teknik anlamda aslında hükümet sistemi buradaki tartışmaların da aslında çok ciddi anlamda ortaya kondu. Mesela işte o anayasa, muhalefet bloğunun ortaya koymuş olduğu anayasal değişiklik noktasında en kritik mesele hükümet sisteminin tekrar işte tırnak içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak ifade edilmişti. Fakat buna ilişkin tartışmaları da bir anlamda toplumsal bir karşılığının tümüyle belki ölçümlemek mümkün değil ama buna ilişkin de bir kabulün ortaya çıktığını süreç içerisinde hem ilgili referandum hem seçim süreçlerinin bir anlamda bunu da ortaya koyduğunu görüyoruz. O açıdan kilitlenebilecek ciddi bir, yani bu süreci akamete uğratabilecek çok ciddi tartışma alanlarının olduğunu düşünmüyorum. Ciddi anlamda sosyolojiyle, sosyolojik dinamikle siyasal dinamik arasında bir örtüşmenin olduğunu, o sosyolojik değerlerle siyasal değerler arasında ya da siyasal aktörlerin üretmiş olduğu söylem arasında bir kavuşmanın, bir bütünleşmenin olduğunu düşünüyorum. Mutlaka tabii ki burada %100 bir mutabakatın olması mümkün değil. Onun için demokrasi var zaten. Az önce hocam ifade etti, belki bunun metodolojik tedbirleri de alınması gerekir. İşte uzlaşma komisyonu yeniden hayatiyet bulacaksa burada işte ne bileyim bazı konularda herkes oy birliğiyle değil, ki malumunuz kurul ve heyet çalışmalarında bu gayet doğaldır. Oy çokluğu da bu noktada demokratik bir ilke ve teamül çerçevesinde bunlar olabilir. Bir diğer nokta mesela bu, bunu özellikle kurumların
bu anayasada yer alan bu egemenlik hakkının ve yetkisinin kullanımı noktasında aslında işte az önce tarihsel hafızaya, yaşadıklarımıza atıfta bulunarak söylemiştim. Mesela bir dönemde işte ne bileyim işte Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanması, işte ilgili aktörler, işte ister politik siyasi elitlerden öte bürokratik elitlerin ister askeri ister farklı mecralarda daha fazla domine edici, medyanın da hakeza öyle domine edici, manipüle edici, halk iradesini bir anlamda sis perdesiyle bulandıran durumlara tanıklık ettik. Bu açıdan baktığımızda mesela bunlardan da buna ilişkin de bir tartışma faslının açılıp mesela işte Milli Güvenlik Kurulu düzenlenmiş. Milli egemenliğin kullanılması noktasında temel bir paydaş olarak mesela bazı kurulların seçilerek Yüksek Öğretim Kurulu mesela YÖK'ün varlığı anayasanın 130 ve 131. maddesinde düzenlenmiş durumda. Bunların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Buna ilişkin ki bu kurulların yapısal olarak illa anayasada düzenlenmesi gerekmiyor. Yasal olarak düzenlenebilir. Fakat oradaki temel öngörü, arkasında yatan temel düşünce bir vesayet mekanizması olarak korumaya çalıştığı alan siyasal alanı dışsallaştırarak, siyasi aktörleri dışlayarak bir anlamda korumayı mülhem, kendinden mülhem bir şeyle korumayı amaçladığı bir vesayet odağı söz konusu. O açıdan bu da o tarihsel hafızaya atıfla tekrar söyleyecek olursak bunların da gözden geçirilmesi, revize edilmesi gerekiyor. Aksi halde burada bunun paylaşımını öngören mesela bazı anayasalarda dünya örneklerinde de söz konusu ama genel anlamda bir üst metin olması hasebiyle olabildiğince minimal, olabildiğince tümelleştirilmiş bir metnin ortaya çıkması. Tabii işte ne bileyim Hindistan Anayasası işte geçen şeyde de dile getirildi. Yani çok sayıda madde söz konusu ama burada olması gereken açısından baktığımız zaman hep Platon'un o yasalar kitabında da ifade eder. Yasaların özellikle tümel yasaların nitelikli olması başlangıç kısmına da yani yurttaşın daha olumlu bir rızayla kabullenmesi için, anlaması için üst metnin, temel metnin, tümelleştirilmiş metnin, ana metnin mutlak surette öz esas nitelikte olması gerekiyor. O açıdan bu esası temel kabul edersek bu açıdan baktığımız zaman diğer işte hem yasal dizgenin bütünlüğü itibariyle bir hem kabulkarlık söz konusu olabilecek hem de bu noktada herhangi bir karmaşa olmaksızın egemenlik yetkisinin kullanımında herhangi bir başka vesayet edici odağa imkan olanak sağlamaması noktasında daha rafine bir metin ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Şimdi geçen program vurgusunu yapıyorsunuz. Anladığım kadarıyla herkes geçen haftaki programı izlemiş en azından buradaki katılımcılar. Umarım geçen haftaki program katılımcıları da bu haftayı izliyorlardır. İzliyorlarsa belki selam olsun. Onlar da ne derler buradan selam olsun. Yani açıkçası gönlümden şu geçiyor. Bunda hani burada yine yayın içerisinde kamuoyunda da söyleyeyim. Hani hakikaten böyle başka tartışmalar, başka bileşimlerle de olsa ve nihayetinde geçen haftaki katılımcılar, sizler henüz bu programda yeni anayasa konusunda katılmamış başka fikir insanları, bilim insanları farklı görüşlerle de birlikte mesela toplansak daha büyük bir toplamla, daha uzun bir sürede ne derler ekranda da yani belli sonuçları ekranda da yine yani toplumun çünkü meseleyle haşır neşir olması biraz da Böyle olacak sanırım yani daha yoğun. Onun için belki başka bir zamanda bu tartışmanın daha da alevlendiği dönemlerde, zamanlarda belki bu programların daha uzun süreli ve daha çok katılımlı. O zaman belki 10 kişiyle, 15 kişiyle, 20 kişiyle uzmanlar, belki toplumdan farklı kesimlerin sizlere sorular sorabildiği programlar yapabiliriz. Çünkü şöyle, şimdi katılım tamam. Güzel. Ama dediniz ya biz öyle koşullarda anayasa yaptık ki yani savaş içerisinde, farklı koşullar içerisinde orada temsil heyetleri vardı vesaire yani aslında katılımın farklı mekanizmaları vardı. Şimdi mesela Türkiye yüzyılı böylesi bir şey konuşuluyor. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. Fakat hani bir doğrultu yani toplumun katılabileceği bir doğrultu topluma sunmak söz konusu olabilir mi? Yani yeni anayasayı tartışmaktan önce belki de Türkiye'nin bundan sonraki yüzyıla katılımını tartışmaya açmak,
Bunun üzerine toplumun katıldığı kongreler, çalıştaylar, konferanslar vesaire. Yani nasıl bir dünyadayız? Türkiye bu dünyanın neresinde olmalı? Siyasal, sosyal, ekonomik, sınıfsal her anlamda uluslararası ilişkiler boyutuyla, dünya ile ilişkilenme boyutuyla neresi olmalı gibi bir süreç. Bu tartışmaların bir yerden sonra aslında bir toplumsal sözleşmeye ve anayasaya dönmesi gibi bir yolda bir katılımcılık olabilir mi? Yani nasıl bir anayasa olmalı tartışması için toplanmaktan önce nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünyada, nasıl bir Türkiye? O anlamda Türkiye yüzyılı. Peki güzel de içi nasıl dolsun? Böylesi bir tartışmanın toplumsallaşması, bu tartışmadaki çıkacak donelerin, taleplerin anayasalaşması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? O anlamda anayasanın milletleşmesi gibi bir sürece gitmek için. Ne dersiniz? Bu sorunuz benim aklımdaki temel bir noktaya da gerçekten temas etmiş oldu. Biz hep anayasa yapımı veya kapsamlı bir anayasal yenilenme sürecini tartışıyoruz ama bunun öncesini pek tartışmıyoruz. Biz derken buradaki değerli hazırına tabii ki bunu söylemiyorum. Bir kolektif akla burada gönderme yapıyorum. Bu dediğiniz şüphesiz anlamlı bir tartışma olur ve Türkiye'de bizim gündelik siyasette maruz kaldığımız düzeyle karşılaştırıldığında çok şaşırtıcı olur açıkçası. Böyle bir şeyin Türkiye'de ana gündem maddesi olması falan bir an çok hoş bir başka çok daha farklı ülkeden bir anekdotmuş gibi geldi. Keşke öyle bir anlamlı tartışma ortamı olsa ve bu tartışma ortamı 48 saatte başka bir saçma sapan gündem tarafından sabote edilmese dilerim. Ama ben isterseniz bu anayasa yapım veya anayasal değişim sürecinin öncesine ve bu sürece biraz hukuki araçlarla bakayım. Çünkü bu da çok önemli. Sizin bu dediğiniz hazırlayıcı tartışmayı da yapmanın veya isterseniz buna şöyle yapalım. Kavramları geniş kullanalım. Anlamlı bir anayasal diyalog ortamı kurmanın önünde Türkiye'de ne engel vardır diye soralım. Harika. Hukuki pencereden. Evet. İki tane temel zorluk alanı vardır. Ama bu engelleri de şu anlamda söylemiyorum. Tekrar söyleyeyim. Bunlar vardır zinhar olmaz değil. Bu konuda eğer samimi bir gayret varsa ve olacaksa işte kimse bunun siyasal karar alıcılar, kanaat önderleri, toplumun geniş kesimleri bu iki meselede herkesin samimiyete çözüm üretmesi lazım. Bu iki dile getireceği mesele çözülmezse çünkü sonraki süreç bizler gibi işte akademisyenlerin belki sınırlı mütevazı katkılarıyla veya büyük otellerdeki böyle haşa haşa toplantılarla falan tahmin edilemez. Birinci önemli eksik anayasal tartışma gündeminin evveliyatında bir alan temizliği yapılmasıdır. Bir alan temizliği. Evet. Bir hukuki alan temizliği. Yani şöyle, sizin bu bahsettiğiniz tüm tartışma, Türkiye'nin yüzyıldaki rolü, yüzyılın rolü işte ya mesela işte eğer iklim krizi çözülemezse 2050'ye kadar 1,5 milyon iklim mültecisi olacak deniyor ve bunlar Türkiye'de işte göç rotalarından birinde. Yani bizim ulusal devlet, ulus sınır falan bugünkü Suriye meselesinin çok daha ötesinde başka sorunlarla karşılaşacağız. Böyle şeylerden dahi konuşmaktan söz ediyoruz. Elbette. Yani. Şimdi böyle bir tartışma gündeminin de temel anayasal meselelerin de konuşulabilmesi için alan temizliğinden kastım önce bunların tartışılabileceği bir hukuki güvenlik ortamının tesis edilmesidir. Yani ülkede ifade özgürlüğünün, buna sosyal medyada dahil, örgütlenme ve eylem olanaklarının, anlamlı siyasal alternatifler üretmeye katkı sunacak olan her ne varsa onların önündeki bütün uygulamadan kaynaklı, yerleşik anlayışlardan kaynaklı, yasalardan kaynaklı ne varsa engel bunların temizlenmesi gerekir. Dolayısıyla insanların böyle bir kitlesel tartışmaya anlamlı bir katkı yaparken tedirgin olmayacakları, haklı veya haksız yani, bir ortam gerekir. Yetvekilerin kürsü dokunulmazlığı gibi böylesi bir tartışmanın da fikir beyan etme ve özgürlük tartışmanın kuşkusuz minimum bir dokunulmazlığının oluşması yani lazım. Burada da yani aslında çok yasalarda çok zorlayıcı hükümlerde yok ama aynı yasaların farklı dönemlerde farklı şekillerde uygulandığı hep biz biliyoruz. Dolayısıyla yani işte bu ifade hürriyetini engelleyen hükümlerin ne olduğunda yani say deseniz Türkiye'de 10 hukukçudan 9'u sektirmez aynılarını sayar ve bunların hangi uygulamaların olduğunu bir kere bunların durdurulması lazım. Ki insanlar işte ne varsa işte üniversiteler, sendikalar, medya bu sürece anlamlı bir katkı yapabilsin. Bu bence bizim birinci zorluk noktamız. Bu olmazsa eğer bütün bu dediğiniz soruların sorulması, cevaplanması muradı akim kalır. Yani orada kendi kendimizi
müthiş bir kitlesel tiyatroyla bir anlamda oyalamış oluruz. Öyle olursa ne olur? Biraz sonra bir örnekten de biraz onu tartışmaya çalışacağım. Bu birinci zorluk alanımızdır. İkinci zorluk alanı da sürecin devamına ilişkindir. Az önce bir yerde kısaca değinme imkanı oldu. Süreç boyunca çatışmacı veya uzlaşmacı bir üslubun yerleşmesi çok önemlidir. Nerede? Hem meclis içinde, hem toplumsal alanda, hem medyada, akademiyada, neyse bunun alanları, bütün bu platformlarda. Yani buradaki kastım ne? Yani işte sayın hocalarım meclis kompozisyonunun çok elverişli olduğunu düşündüler. Öyle bile olsa bu kompozisyonda veya bundan çok da elverişli bir kompozisyonda eğer ruh, fikir ve çözüm dayatmaya doğru giderse mesela, son tahlilde işte el kaldır indir meselesine doğru giderse, oradaki o elverişli kompozisyonlar falan başlangıç hikayeleri olarak kalır. Sonuçta iş hani tez, antitez, sentez üçlemesinden çıkar, çoğunluk oylama usulüne falan döner. O en kazananlar ve kaybedenlere döner. Ona döner. Dolayısıyla bu iki alan, yani çatışmacı veya uzlaşmacı üslup ve bu üslubu yani imkan olsa bunu saatlerce derinleştirmek mümkün. Bunlar iki tane süslü kavramdan ibaret değil. Bunun altına yani yüzlerce sayfa yazabiliriz. Her alanda devam etmesi lazım ve buradaki ihtimallere de herkesin açık olması lazım. Yani böyle bir anayasal değişim ihtiyacı konusunda sonuçta toplumda bir fikir birliği oluşmayabilir. Veya anayasal değişim ihtiyacı konusunda bir fikir birliği oluşabilir ama yön konusunda oluşmayabilir. Mesela o böyle bir durumlarda süreç durdurulabilir, ertelenebilir, daha derin bir tartışma kurulabilir. İhtiyaç konusunda fikir birliği oluşabilir. Efendim söyleyeyim, ana yön konusunda bir fikir birliği oluşabilir. Yöntem konusunda problemler olabilir. Ki ben öyle zannediyorum ki Türkiye'de en nihayetinde mevcut anayasanın anayasa değiştirme usulüne göre bir şey yapılacaktır. O yüzden ben buraya bir kapsamlı bir anayasal yenilenme süreci demeyi o yüzden tercih ediyorum. Bu bir hukuki gerekçe yani. Anayasa madde 175'e göre olacağını zannediyoruz. Ki mesela hocamın da ifade ettiği usuller hep aslında mevcut anayasal düzenin anayasayı değiştirme usulüne uygun bir çerçevesi. Dolayısıyla bu iki alanın bir kere herkes tarafından bence not edilmesi lazım. Bir, anayasal tartışmanın öncesinde anlamlı bir anayasal diyaloğu mümkün kılacak hukuki, idari, pratikler, toplumsal özgürleşme alanlarını gerçekten inşa etmemiz gerekiyor ki insanları davet edelim. İki, süreç boyunca da uzlaşmacı üslubu gerçekten ön plana tutalım. Bunlar olmazsa ne olur? Bunlar olmazsa şu olur. Bir anayasa değiştirilebilir, hükümler getirilebilir. Bu sadece yeni anayasa tartışmasının, daha doğrusu yeniden bir yeni anayasa tartışmasının birinci günü olur. Yani ülkenin gündemi bir adım ileriye gitmez. Halbuki Mümtaz Soysal'ın Yüz Soruda Anayasanın Anlamı kitabının sonu şöyle biter. Anayasalar der yani 10 yılda bir işte kurşuna dizilmek suçlanmak için yoktur, yaşatılmak için vardır diye çok veciz bir ifadesi vardır. Yani bizim bu anayasa tartışmaktan bir anayasa hukukçusu olarak yani artık yorgun düşmemizin bir yani gerekçesi var. Bu gerekçe uygun koşulları bulduk, hadi yapalım, bu iş yürüsün deme alışkanlığı. Bu madalyonun bir yüz yani. Siz riskin bir tarafından bahsediyorsunuz. O da şu, ya bir anayasa yapmak lazım, bunda uygun koşulları var ve bunu yapalım hadi diye gidilir ve bir kesimin öyle veya böyle tatmin oldu ama bir kesimde tatmin olmadığı bir son çıkarsa biz yeni bir anayasanın ilk tartışmasının ilk gününe başlamış oluruz diyorsunuz. Bu madalyonun bir yüzü. Ama öbür taraftan da anayasa tartışmaları eğer bir ihtiyaçsa ve Türkiye öyle veya böyle bir şekilde bir anayasa yapmak zorundaysa ve buraya doğru gidecekse anayasa tartışmalarının uzaması ve anayasa yapılamıyor gibi bir aşamaya gelinmesi de Türkiye'de de böyle dönemlerde de bu sefer zorlayıcı faktörlerin gündeme girdiği yani bu sorunu çözmek konusunda kesip atmak konusundaki iradelerin artık yavaş yavaş toplumsal zeminin oluştuğu bir yere doğru gidiyor. Yani madalyonun iki tarafı da sıkıntılı. Şöyle, her ne olursa olsun anayasayı yapmakla bir anayasayı bir türlü yapamıyor. Yani bir cumhurbaşkanını bir türlü seçemiyor olma krizleri gibi. Yani ölçütleri var. Mesela benim elimde bir çalışmanın sonuçları var. Bu çalışma 1789'dan bu yana yürütülen 806 anayasa yapım sürecinden rastgele seçilen 148 üzerine yapılmış bir anayasa. Dünya çapında. Evet. Ortalama 16 ay sürüyor. Mesela yasama veya anayasa kurucu ortamların, meclislerin çalışma süresi. Myanmar anayasası çok ekstrem örnek. 17 yıl, Japonya 8 ay ama ortalama işte 1,5-2 yıl tartışmanın değil ama
anayasayı yapacak organın gerçekten bir metin ortaya çıkarması için dünya ortalaması. Yani bence bu Türkiye'nin aceleciliğiyle karşılaştırıldığında epey uzun bir zaman. Tabii. Yani dolayısıyla bu konuda sizin bu dile getirdiğiniz kaygıları karşılayacak standart referanslar bulabiliriz yani ve bunu insanlara anlatabiliriz. Öyle düşünüyorum. Evet. Buyurun. Şimdi yani Japonya deyince aklıma MacArthur'un yaptığı anayasa geldi. Japon anayasası MacArthur'un yaptığı bir anayasa. Orada da bir hüküm var. İmparator ölürse yerine oğlu geçer. Fakat şu anda mevcut imparatorun da hiç oğlu yok. Şimdi kızını kız diye ya oraya yazmaları lazım. Fakat iki bölüşe toplanamıyor Japonya'da. Yani orada bir hakim parti var. Yani şimdi malum yani AB diyorduk. AB'nin partisi eskiden o gitti şu anda. İki bölücü bulamıyorlar bir türlü ve anayasayı değiştiremiyorlar. Onların da büyük sorunu var. Japonların bizden daha büyük bir sorun ve İki Dünya Savaşı'ndan beri de bir anayasa yapamadılar. Biz yine iyi olacağız öyle diyelim ben. Şimdi yani ben şunlar demek istiyorum. Aslında katılıyorum şeylere, yani arkadaşımızın dediklerine. Çatışmacı değil, uzlaşmacı bir anayasa yapmamız lazım. Sadece iktidarın gücü değil de muhalif olanların da görüşlerinin olabildiğince hepsinin alınması lazım. Olabildiğince diyorum. Çünkü ittifakla anayasa dünyada görmüş bir şey değil ama ne kadarınsa o kadar iyi. Fakat bu arada yol temizliği yapılmalı anayasaya giderken. Onu da bir iki yolunu söyleyeceğim şimdi. Ve şu anda tabii seçim bitti. Artık yani kutuplaşmanın erimesi lazım. Türkiye'nin daha iyi bir ortam içerisine girmesi lazım. Ve bunun için de Türkiye'de aslında her şey hazır tabiri caizse. 14 ve 28 Mayıs seçimleri gitti. Artık halkın katılımını sağlamak lazım. Halkın katılımı geçmişte oldu. Çeşitli gruplar kuruldu. Anayasa yapım işte merkezleri, yani dernekler vesaire. Bu yeniden olabilir. Tüm 208 tane üniversite var Türkiye'de. Medya kuruluşları varmış. Sizler sağ olun bu tür konuları gündeme getiriyorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet diye düşünüyorum ben. Sivil toplum kuruluşları bu işin içerisinde koşturmalı. Üniversiteler gibi. Ve bu işte siyasal açıdan sadece iktidar değil, muhalefetin de bu işin içerisinde olması gerekiyor. Sanki anayasa yapmak meclis sadece iktidarın görevi gibi böyle algılanmamalı. Bütün işte 14 kadar parti var. Bunların tümü birinci görevi bunu hissetmeli. Sadece iktidarın görevi diye bir şey hiç söz konusu değil. Bir de Türkiye'deki partilerin il teşkilatları, ilçe teşkilatları, belde teşkilatları, kadın, gençlik teşkilatları var. Amerika gibi değil. Amerika'da seçimler 6 ay kala işte şölen gibi yapıyorlar. Türkiye'de toplumun en yani ücra noktalarına kadar partiler var ve bunlar orada halkın nabzını tutabilirler kendi görüşleri açısından ve bu da son derece önemli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu yol temizliği dedik. Bu konuda neler yapılabilir? Şu anda seçimden önce başlanmış olan bir anayasa değişikliği var malumlarınız. Bir 24. madde başörtüsü takanlarla takmayanlar açısından hiçbir ayrım yapılamaz diye bir anayasa madde. 24. maddeye bir fıkra eklendi. Bir de 41. maddeye aile eklendi. Aile kadın ve erkek. Şimdi bunlar anayasa komisyonu görüşmeleri tamamlandı. Ve bu şu anda genel kurulda henüz de gelmedi. Partiler arasında yeni bir sıfır bir anayasa yapımı konusunda bu yol temizliği olabilir belki veya bir işaret fişeği olabilir. Burada bir göreceğiz bakalım kimler ne kadar gelecek. Bunun için de bu durumun yani bu 24 ve 41. madde değişikliklerinin heba edilmemesi lazım. Partilerle iyi bir diyalog, iyi bir görüşme. Yani partileri karşıya alarak değil de partilerle işbirliğiyle seçimlerin bitmiş olduğunu söyleyerek artık bu konuda uzlaşmamız gerektiğini söylenerek bir yani ortak metin mi olur? Tabii bunu siyasiler çok daha iyi bilirler. Bu olabilir. Yani bu bir ölçü olacak. Yeni bir sıfır anayasanın yapımında bu anayasa değişikliği bir ölçü olabilir. İkinci diyebileceğim bir şey o pek biraz yani gerçekleşmez gibi. Bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu kabul ettiği 62 maddelik insan hakları ilgili metin bu 4 partinin uzlaştığı bir noktaydı. Bu da bu arada olursa anayasanın 3'te 1'i zaten yazılmış olacak bunlar. Ve bunlarla bir yol temizliği veya bir ölçü fişeği gibi iki bu şey olabilir. Bir de üçüncü diyeceğim son bir şey bu. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçme kütükleri hakkında kanun var.
Türkiye'nin seçimle ilgili kanunu bu. Bu kanun da ele alınması lazım. Biz seçim hukukunu ve siyasi partiler hukukunu anayasa hukukun içerisinde görürüz. Bunlar anayasanın dışında, anayasa yapımı değil. Ama bunlar da bir yani işaret fişeği olabilir. Çünkü bu 61'de yapılmış 298 sayılı kanun çok eski. Evet sürekli gelişti, sürekli değiştirildi, tadil edildi ama yeni bir seçim kanunu. Yani 298 sayılı kanun yerini alabilecek bir seçim kanunu. Bunda da belki partiler uzlaşabilirse bu da yeni sıfır anayasaya giden bir yol olabilir. Ayrıca 2819 sayılı kanun, milletvekili seçim kanunu, o da bir kanun. Ama anayasa hukuku içerisinde müdahale ettiğimiz bir kanun ve yine son bir diyeceğim bir şey de 2820 sayılı siyasi partiler kanunu. Bu da 83'te yapılmış yani darbe zamanlarında ve bu hala yenilenmedi. Değişmeler var ama bunlar da işaret fişeği olabilir. Bunlar da eğer uzlaşabilirlerse bu uzlaşma bir sıfır anayasa yapımı konusunda daha güzel günleri Türkiye'nin göreceğine bir işaret olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Kılıç, siz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanısınız. Şimdi aslında tam bu tartışmada başkan olduğunuz kurum ve benzeri kurumların da bir işlevinin, fonksiyonun hatta mümkünse kolaylaştırıcılığının olması gerekir. Yani o anlamıyla hani hakikaten böyle ulusal insan hakları kurumları, çünkü bahsettiğiniz kriz noktaları, maddeler, siz de örneğini verdiniz. Türkiye'deki yani tartışılan konular. Haklar ve özgürlükler meselesiyle gelmiş, odaklanmış durumda. Bunun farklı taraflarının tartışmaları üzerinden yürüyor. Şimdi bu anlamda bu tartışma noktalarını açmak konusunda sizin kurumunuz ve benzeri kurumların bir fonksiyonu, bir işlevi, o anlamıyla dinamik bir yürütücülüğü mümkün mü? Mümkünse nasıl olacak mesela? Nasıl bir yol haritası düşünüyorsunuz? Evet. Kesinlikle mümkün. Malumunuz 6701 sayılı kanun görece yeni bir kanun. 2016 tarihli. Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun yapısını, teşkilat kanunu ama insan onuruyla başlayan bütün insan hakları konseptini, insan onurunun, haysiyetinin korunması noktasında bunu normlaştırmış temel önemli bir kanun. Aynı zamanda bir eşitlik hukukunun da tesis edildiği adı üzerinde olduğu üzere daha önceden sadece 2012 tarihinde Türkiye İnsan Hakları Kurumu iken eşitlik kurumu olarak yeniden ihdas ediliyor bu kanunla birlikte. Bunun özellikle en temelde hak ve özgürlükler perspektifinden ve hak anayasacılığı perspektifinden baktığımızda bu türden kurumsal yapıların, bizim kurumsal yapıda da söz konusu olduğu üzere, birinci temel işlevi insan haklarının korunması ve geliştirilmesi. Bunun temin edilmesi bir kere bütün o hak kategorileri, yani sadece işte temel hak ve özgürlükler açısından da değil, onun dışında diğer hak alanları, ikinci kuşak, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak vesaire hak alanlarının tümüyle kuşatan bir geniş bir portföy içerisinde farkındalık yaratma. Buna ilişkin bir bilinçlilik hali, bir kamusal farkındalık yaratma çabasına matuf aslında bir takım öngörüler söz konusu. Kanunumuzda buna ilişkin belirlenen görevlerde de bu var. Yani mesela bunun en önemli ayağını eğitim ayağı oluşturuyor. Kanunumuzda da açık bir biçimde işte milli eğitim müfredatının belirlenmesinden işte orta öğretim, yüksek öğretime varıncaya kadar farklı kuşaklarda bunun bir bilgi konusu olarak sadece aktarımı değil, çünkü insan hakları özünde hep öğrencilerimize de anlatırız, söyleriz. Yani etik bir alan aslında, insan onuru özünü teşkil ediyor. Yani bir insan hakları sadece hukuk nitelemesiyle insan hakları hukukundan ibaret değil. Onun dışında bir değer alanı olması hasebiyle değer öğretimi ya da değerler eğitimi de devreye giriyor. Bu türden farkındalık faaliyetleri, eğitsel faaliyetler özellikle bunun derinleşmesine, toplumun farklı katmanlarına ulaşmasına imkan sağlıyor. Ki bu noktada biz kurumsal olarak da işte özellikle bu son iki yılda yoğun bir biçimde işte çocukların çocukluk evresinden başlamak üzere farklı kuşaklara yönelik eğitim faaliyetleri, haklarına ilişkin farkındalık, hakla birlikte eş zamanlı sorumluluklarına ilişkin de farkındalık artırıcı faaliyetler yapıyoruz. Bu da az önce de ifade ettim söz geldiğinde, özellikle anayasanın özünü teşkil eden o sac ayağından işte hak ve özgürlükler kataloğu ya da işte devletin sınırlayıcı
Anayasanın sınırlayıcı işlevi çerçevesinde kamu otoritesinin yurttaşları hak öznesi olarak görüp onlara hem pozitif anlamda hem de negatif anlamda haklarının güvence altına alınması noktasında kurumsal bir varlığı söz konusu. Malumunuz bu aslında 1993 tarihinde Paris prensipleri var. Çok detaylarına girmeyeceğim ama doğrudan bu türden kurumsal yapıların varlığını teşvik etme ve buna ilişkin bunun özellikle insan haklarının korunması, geliştirilmesi alanındaki performansını, kapasitesini artırmayı teşvik edici bir faktör ve bu ciddi anlamda etki yaratıyor. Bir literatürde rastlamıştım. 2000'li yılların başlarında yapılan bir çalışmada bu türden temel insan hakları kurumlarının sayısının işte binlere ulaştığına tespiti var. Ama BM düzeyinde özellikle bu türden global ölçekteki ulusal insan hakları kurumları ağının verilerine ve akreditasyon temelli bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Geçen yıl akreditasyon oldu, akreditesini almış oldu ilgili BM ölçeğinde. Bu açıdan bakınca bunların özellikle insan hakları alanındaki hem yasamanın faaliyetleri hem yürütmenin faaliyetleri bununla da sınırlı değil. Eşitlik kurumu olması hasebiyle biz buna insan haklarının yatay etkisi diyoruz. Yani Duzinas'ın güzel bir tespiti var. Hakların korunması ve hak ihlalleri mikro ölçekte başlar. Kişinin hanesinden tutun da çevresine, iş yerine, iş ortamına, mahallesine kadar. Öyle olunca burada koruma mekanizmalarının da daha mikro ölçekte, daha yerel ölçekte mutlaka devreye sokulması gerekiyor. O açıdan bu türden kurumsal yapılar bir koruma, önleme mekanizması olarak da varlık gösteriyor daha mikro ölçekte. Ama makro ölçekte ki eşitlik ilkesi çok çok önemli, eşitlik kurumu olarak buna ilişkin hem gerçek kişiyi yani A şahsının B şahsına yönelik, kamu otoritesinin bireye ya da tüzel kişiliklerin işte bireye yönelik ayrımcı tutumları, eşitlik ilkesini ihlal edici tutumlarına ilişkinde yaptırım uygulayabiliyor bizim yasamızda, bizim kurumsal yasamızda da olduğu üzere. Bu açıdan aslında daha yerel ölçekte insan hakları konseptinin giderek daralan ölçekte korunmasını mümkün kılıyor. Başka makro ölçekte aslında şunu söyleyebiliriz. Kanunumuzda da var. Yetkileri çerçevesinde kanun koyucu düzenlemiş, tadat etmiş. Bu noktada uluslararası ilgili ulusal devletin, devlet yapısının taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin uygulanmasının takibi sorumluluğu, yükümlülüğü söz konusu. Malumunuz uluslararası insan hakları hukukunun temel müktesebatı açısından baktığımız zaman koruma mekanizmalarının kurucu şeyini işte insan hakları bildirgeleri hem AHİS hem de insan hakları evrensel bildirgesi. Ama burada mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz işte yani. Bu çok aktüel tartışma başlıklarından bir tanesi bu söylediğiniz şey. Türkiye özelinde de. Bu alanın da kendi içerisinde politize olmuş olması, uluslararası siyasetin konjonktürel tartışmalarının bu alana yansımış olması bir yandan da bu uluslararası kurumlar, uluslararası kurumlarla olan ilişkiler meselesinde yeni bir tartışma alanı yaratıyor. Onun için hani anayasaların yapımı yönetimi sürecinde de hep şöylesi bir şey. Mesela Türkiye üzerinde baktığımızda niye darbeler vesaire diye bakıyoruz ama bizde köklü büyük değişimler, sistemsel değişimler son yıllarda Avrupa Birliği'ne entegrasyon. Evet. Yani ya öyle bir hedef çıkacak. Sizin önünüze klasörler, faaslalar. Hani toplum. Ama hep şu da kozmetik bir cümle olarak kullanıyor. Ya bu Avrupa Birliği için değil, bizim toplumumuza kendimiz için istiyoruz. Bizim toplumumuz bunu hak ettiği için düşünüyoruz. İşte öyle bir süreç olmasa ama nihayetinde bu kozmetik bir laf olarak kalıyor. Kozmetik bir demokrasi oluyor. Nihayetinde orayla ilişkilerde hani açıldı açılmadı falan gibi. Avrupa Birliği ile mesela müzakere sürecinde yürüyor. Bir dönem bir parlamento sadece bu amaç için çalışabiliyor. Güvenlik perspektifleri içerisindeki değişimler de böyle oluyor. O anlamıyla hani Türkiye kendi dışıyla yani devlet olarak kendi dışıyla ilişkiye geçtiğinde devlet mekanizmasını hızlı çalışarak bir süreç yapıyor. O reformlar her zaman halkın lehinedir, o da ayrı bir tartışma konusu. Onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi bu anlamıyla Türkiye'de sistemsel bazı dönüşümler için İçeride tartışma her ne olursa olsun uluslararası arenadaki pozisyonlanma gibi bir süreç daha belirleyici olma ihtimali var mı? Yani burada tabii ki sorayım, sonra da
Aynı sorun. Tabii ki söz konusu. Bunun tabii harici ya da dışsal bir itkiyle, bir baskıyla ya da bir yönlendirmeyle, genel konjonktür ya da işte genel dinamikler çerçevesinde yapılmasının ya da içsel bir dinamikle gerçekleştirilmesi arasında aslında neticeyi, sonucu esas alırsak bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hı. Neticede yaratmış olduğu kamu yararı, ortaya çıkaracağı bir fayda söz konusuysa. Mesela daha özelde Güney Afrika örneğini söz ettik mesela. Anayasanın ki anayasa 96 tarihinde kabul edilen 1996, 10 Aralık 1996'da kabul edilen Güney Afrika Anayasası öncesinde 1995'te Güney Afrika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu teşekkül ettiriliyor ve süreçte aktif bir şekilde, yani bir sivil anayasanın yapılması sürecinde aktif bir rol aldığını görüyoruz. Az önce ifade etmiş olduğum bu genel ilkeler seti Paris prensiplerinde de öngörüldüğü üzere bu türden kurumsal yapıların en temel özelliği, bir kamu kurumu, idari mali özelliği olan ama sivil toplum örgütleriyle, sivil alanla kamu arasında, kamu otoritesi arasında, devlet arasında aracılık köprü vazifesi görüyor. Yani onun için bütün kurgu, yani bu türden ulusal insan hakları kurumlarının yapısal özellikleri, kurgusu, mimarisinin bu minvalde olması da aslında oradaki o bütünleşmeyi de olanaklı hale getiren. Yani yasanız ne kadar müsaittir bilmiyorum ama fiilen aslında bu aracı çok etkili kullansanız var. Toplumun çıkarlarını ve ihtiyaçlarını devlet içinde savunan bir ajana dönüşe, evet, bir toplum ajanına kesinlikle denetim yetkisi de hatta öngörülüyor. Yani sözü de çok uzatmayayım ama mesela ulusal önleme mekanizması çerçevesinde işte özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin tutuldukları yerlerin haberli habersiz denetlenme yetkisi, bu da BM'nin ilgili sözleşme, kötü muamele işkencenin önlenmesi sözleşmesine doğrultusunda kabul ettiğimiz taraf olduğumuz sözleşme çerçevesinde öngörülen bir mekanizma. Bu açıdan tabii ki bunun anayasa olur. Yapım süreçlerinde sürecin takip edilmesinde belki bunun aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da ilgili komisyonların da çıkarmış olduğu yasaların takibi, izlenmesi, raporlanması ve ulusal insan hakları kurumları içinde söz konusu daha etkili bir hem yasama yetkinliğini hem yönetsel idari denetim ve şeyi sürdürmek adına, kamu idaresi adına önemli olduğunu, yani, düşünüyorum. Bir ekleme yapabilir miyim bu konuda? O eklemeyi hemen alayım. Ardından da Ersoy'a geçeyim. Şimdi, yani çünkü son 5 dakikamız var. Çok kısa bir ekleme alacağım. Finalde öyle yapmış olalım. Tamam. Şimdi ulusal insan hakları kurumlarıyla ilgili sorular sordunuz gerçekten. Ulusal insan hakları kurumları ve diğer insan hakları kurumlar, hak arama kurumları. Bu önemli ve biz ayda bir kez toplanıyoruz hak arama kurumları başkanları olarak. Ankara'da ayda bir kez ve eksiklerimiz neler? Genelde şunu söyleyebiliriz. Bu bahsettiğiniz ulusal kurumlar. Yani Türkiye'de, evet, insan hakları ilgili hak arama kurumları. Yani hocamın da ulusal çünkü bir görevi var. Evet. O bağlamda. Şeyden, yani meclisteki dilekçe komisyonu, KEFEK, KADKE Fırsat Eşitliği Komisyonu, İHİK, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu dahil, Kişisel Veriler Koruma Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu. Bunlar da dahil olmak üzere ayda bir toplantı ve burada kendi noksanlıklarımızı, başka ne yapabiliriz konuşuyoruz. Genelde kurumsallaşmamızın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizim yapmamız gereken şey insan haklarını içselleştirme. Mesela biz bilgi edinme kurulu olarak da ifade özgürlüğünün temeli bilgi edinme, bununla ilgili belge verme. Bizim de yani bu konuyla daha fazla ilgileniyoruz. Bizim de konumuz bu. Şimdi insan hakları dediğimiz şey her zaman ve her yerde insanın onurunu ve hürriyetini korumak. Onun için de bu hak arama kurum başkanlarının aylık toplantısı da önemli diye zannediyorum. Şimdi daha iyi ne olabilir? Yani kurumsallaşmalar, tamam, içselleştirmemiz lazım Türkiye'de insan haklarını diyoruz. Neler yapılabilir? Mesela Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma hakkı verilebilir hak arama kurumlarına. Yani çünkü biz, yani konumuz ilgili, diğer bilgi edinme ile ilgili ve işte eşitlik kurumu olarak insan hakları ilgili ve kişisel veriler veya da kamu denetçiliği kurumu veya diğerleri, yani bir anayasa mahkemesine biri kendi alan ilgili bireysel başvuru veya kanun değişikliği konusunda anayasa ve adalet karma komisyonuna kendi kanunumuzun değişmesi konusunda böyle bir yetki verilebilir ve biz oraya, yani şöyle bir kanun değişikliği olsun diyebiliriz belki. Yani bu yetki olabilirse iyi olur ve yani dediğim gibi, ama her şeyin başında bu içselleştirmenin olmasına doğru bir çalışma içerisinde olmamız lazım. Bir de
davalara, ilgili davalara müdahil olma yetkisi verilebilir. Diyelim insan hakkıyla ilgili bir dava oldu. Bakanlık katılabiliyor mu? Kadın ve aileden sorumlu bakanlık müdahil olabiliyor. Diyelim insan hakları ilgili TİHEK başvurabilmeli, bilgi edinme ile ilgili mesela biz kamu denetçilik kurumu, kişisel veriler. Bu da yani ilgili davaya kendisi açısından müdahale. Bu yetkiler de verilebilir. Evet, finalde siz de yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Kıdemli hocalarım yanında final yapmak benim için ilave bir yük oldu şimdi. İyi bir final olması gerekecek. O zaman ben yine kıdemli bazı diğer hocalara referansla belki bir şey bitireyim. Şimdi az önce dediniz ya, Türkiye'nin uluslararası sistemle entegrasyonu ve uluslararası ilişkiler bağlamındaki etkilerinin anayasal süreçlere etkisi. Çok su götüren bir konu. Üç tane kitap önerisiyle bitireyim. Bir tanesi çok temel bir eserdir. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma. Evet. Öbür ikisi de Çağlar Keyder, daha az bilinir. Türkiye'de Devlet ve Sınıflar. Devlet ve Sınıflar. Bir de Çağlar Hoca'yı konuk da aldık, sağ ol. Süper. Bir de Memaliki Osmanlı'dan Avrupa Birliği'ne. Şimdi bu kitaplar neden önemli? Bu iki yazar şunları çözüyorlar aslında. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in çeşitli kırılma noktalarına kadar Türkiye'deki içsel faktörlerle dışsal akımların kesişme anlarında büyük kırılmalar olduğunu söylüyor. Aslında bu Immanuel Wallerstein'in malum dünya sistemler teorisinin Türkiye uyarlamasıdır. Burada önemli olan bence uluslararası sistemden etki almak falan değil. Hangi etkiler veya hangi dalgalar olduğunda seçici olmalıyız. Yani Türkiye'nin batılı daha ziyade ama batı sadece yön olarak batı değil. Yani Japonya, uzak doğu en uzağı ama batı, Avustralya, güneyde ama batı. Bu bağlamda bir kültür fikir olarak batılı anayasal liberal kurumlarla entegrasyonundan bence burada çekinecek bir şey yok. Kurumlarla Avrupa Konseyi başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler'in uzman kurumları başta olmak üzere oralardan destek almakta, ihtiyaca göre katkı sunmakta Türkiye buraların çok kıdemli üyeleri tabii ki. Sorun yok. Mesela yine uluslararası gündemde başka şeyler oluyor. İşte popülizm olabiliyor, yabancı düşmanlık, ırkçılık yükselebiliyor. Bunlar da etki doğurabiliyor. O yüzden burada bence sorgulanması gereken şey anayasal veya siyasal tartışmalarda Türkiye'nin hangi fikir akımlarıyla temas ettiği değil. Bu Sujit Çağdır diyor ya, anayasal fikirlerin göçü. Fikirler doğdukları yerlere ait değillerdir sadece ve sadece nerede doğduklarına bakılarak yargılanamazlar. Fikirler göç ediyor. Biz bu göçe kendi özgün fikirlerimizle ülke ve akademiye bizler katkı sunalım. Gelen fikirlerden de katkı alalım. Ama yeter ki bu gelen fikirler, Türkiye'yi de etkileyen veya Türkiye'nin de partisi olduğu fikirler anayasal değerleri koruyucu, geliştirici, demokrasi, insan hakları, özgürlükler ekseninde bizim elimiz güçlendirici fikirler olsun diyerek bitireyim. Evet, ben çok güzel bir final oldu. Çok çok teşekkürler. Doçent Doktor Ali Ersoy Kontacı, Profesör Doktor Muharrem Kılıç, Profesör Doktor Hasan Tahsin Efendioğlu. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok çok sağ olun. Değerli izleyenler, anayasa tartışması da gerçek fikrinde ikinci haftada üç değerli konukla da bu tartışmayı şimdilik tamamladık ama devam edecektir. Gerçek fikrinde de Türkiye'de de devam edecektir. Toplumun hakikaten katılabildiği her boyutuyla nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsa onu inşa edebildiği bir sürece dönüşmesini ve bir heyecanlı, coşkulu bir sürece dönüşmesini diliyoruz. Umarız da öyle olur. Bir sonraki gerçeklikle de görüşmek üzere. Hoşçakalın.